Evet sevgili barometre izleyicileri, yine Türkiye'nin inanılmaz bir gündeminin olduğu ortamdayız ve geçen hafta barometreyi yapamadık, bu hafta yapıyoruz. Yine ortalık karışık. Her şeyden önce bir Yargıtay Başkanlığı ile ilgili Ankara karışık sevgili Mustafa abi. Evet. Farkında mısın? Aklıma şey geldi. Ortalık birbirine girmiş 1979'daki durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki. Aynen kaçıncı tur? 80 tur, 70 tur. İzleyicilerimizden tabii yaşı yetenler daha iyi hatırlar. Veya yakın tarihi takip edenler. Merhum 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk görev süresi bittiğinde yerine yine merhum meclis başkanı ve eski Dışişleri Bakanlarımızdan İhsan Sabri Çağlayangil vekalet ediyordu. Ve yeni Cumhurbaşkanı'nı o günkü Millet Meclisi seçecekti. Ama aynen şu anda Yargıtay Başkanlığı seçilemediği gibi 70 tur mu, 80 tur mu, 90 tur mu? Aynen. Hiç unutmuyorum. O zaman tabii Senato da vardı. Yine rahmetli Muhsin Bakır. Dolanıyor, habire dolanıyor, habire, evet, habire. Şimdi o aklıma geliyor yani ne oluyor Yargıtay niye başkanı seçemiyor diye. O bende dejavu oldu 79'daki, 80'deki. Biliyorsunuz bu 12, tabii benzetmek gibi olmasın alakası yok da. O günkü seçilemeyen Cumhurbaşkanlığı, Yargıtay Başkanlığı'yla tabii Cumhurbaşkanlığı bir değil, darbenin gerekçelerinden bir tanesiydi. Yani mevcut parlamenter sistem tıkanmıştı, evet. Görevini yapamıyordu. Rayından çıkmış demokrasiyi yerine oturtmak için. Aynen laf odur. Kenan Evren darbeyi sebeplerini sayarken Cumhurbaşkanı seçilememesini de kaydetmişti. Şimdi tur, 30 tur, 40 tur. Yani buradan biz değerli yüksek yargımıza, Yargıtay'ımıza seslenelim. Bir an önce inşallah başkanlarını seçsinler ve işlerine baksınlar. Sevgili Mehmet Sabri, sen de bu Yargıtay işiyle yakın ilgileniyorsun. Sen bir kendi izlenimlerini ve politik analizlerini söyle. Ondan sonra beni bugün herhalde yani 60'ı aşkın hakim, savcı ve avukat aradı. Bir attığım tweet yüzünden o kadar işler karışmış durumda sevgili Mustafa Albayrak. Evet. Yani hakim, savcılar öyle... Onu bunu aramazlar. Çok sıkı takip ediyoruz. Yani gazeteciler arar hakim savcıları ulaşamazlar. Bir de yazan sen olunca hakim, tabii biraz. Hakim savcılar araması değişik bir durum. Evet sevgili Mehmet Sabri, bir Kürt aydını olarak Diyarbakır'dan bu Yargıtay süreci nasıl gözüküyor? Evet, bu Yargıtay süreci benim ilk başladığından beri gündemimde. 25 Mart'ta başladı bu biliyorsunuz. Ve hiç kimse 25 Mart'tan beri 36. tur, yarın 37. tur olacak. Yani büyük bir ihtimalle bence yarın artık bu iş nihayete erecek. Çünkü artık iki kişi arasında kotarılan bir yarış. Ve artık hani Mehmet Akarca mı yoksa Ömer Kerkez mi ön plana çıktı bilmiyorum. Ama bence Ömer Kerkez yarınki seçimin galibi olacaktır. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, belki de bunu çok uzatmadan da olsa ama kesinlikle vermek zorundayız. Bu adayların niteliklerinden bahsetmek zorundayız. Yani hem Akarcan'ın, hem ayrılan Muhsin Şentürk'ün, hem de en güçlü aday olan Ömer Kerkez'in niteliklerinden bahsetmek zorundayız. Çünkü bu nitelikler aslında bu iki adayın hangi bagajlarında ya da arkalarında hangi güçlerin olduğunu da ya da neyi temsil ettiklerinin de bir yarışı. Dolayısıyla burada aslında iki insan arasında bir yarış yok. İki fikir, iki yaklaşım tarzı, iki hatta belki de iki ideoloji diyebiliriz. Burada bir kapışma hali de. Bu kapışmadan önce ayrılan şeyden bahsedeyim. Üçüncü ceza dairesi Muhsin Şentürk. Ülkücü, milliyetçi, evet. MHP'li. Değil mi? Net o. Evet ama şey Yargıtay'da İYİ Partili ülkücüler de var, MHP'li milliyetçiler de var, sosyal demokratlar da var, milli görüşçüler de var ve menzile yakınlığıyla bilinen şeylerde mensuplar da var. Şimdi Muhsin Şentürk çok kritik bir adam. Çünkü Muhsin Şentürk aynı zamanda bizim bugün yargı krizi diyebileceğimiz bir şeyi başlatan adamın kendisi. Çünkü Muhsin Şentürk 3. Ceza Dairesi Başkanı ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Yargıtay şeyin Can Atalay kararını uygulamayan isim. Can Atalay kararını uygulamayan isim olmasının yanında ilaveten bu hikaye patladıktan sonra Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuna bulunan isim. Ve bir şey daha, belki de bu işin bir de Kürt tarafı da budur. Kobani davasının da üst merciği bu. Yani bütün Kobani davasındaki temyizler gelip 3. Yargıtay 3. Ceza Dairesi
Hayda. Evet, devam et Mehmet Sabri. Fakat bu Muhsin Şentürk ile ilgili tek bir bilgi daha anlatayım. Muhsin Şentürk yarıştan çekilince aynı zamanda bir açıklama daha yaptı. O çok medyaya yansımadı. Dedi ki ben Yargıtay Başkanlığı yarışından geri çekiliyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aday olacağım. Ve orada şimdi, hepsi aday oldular. Hatta mevcut başsavcı bir oy aldı. Evet. Ve o da yine en çok oyu yine Muhsin Şentürk aldı ama Tayyip Bey seçecek. Yargıtay Cumhuriyet evet. Başsavcısı Cumhurbaşkanı seçer. Tabii. Yargıtay Genel Kurulu 3 kişiyi seçecek. O 3 kişiden kim olduğunu da verecek. Erdoğan karar verecek. Şimdi bütün bunları şunun için anlatıyorum. Hatırlar mısınız bu yargı krizi ilk patlak verdiğinde Recep Tayyip Erdoğan demişti ki biz bu krizin bir parçası olamayız. Biz bu krizin hakemiyiz. Aynen. Eşit doğru. Mesafe demişti. Doğru. Tabii. Eşit mesafe. Dolayısıyla hakem devam etti. En son geçen cuma günü Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde bir konuşma yaptım. O konuşmada iki tema çok dikkat çekiciydi. Birinci tema dar bir zümrenin çıkarlarını değil toplumun genelinin çıkarlarını temsil etmelidir hukuk demişti. Hukukun siyasallaşmasına son derece güçlü bir hayır demişti. İkincisi ise eğer hukuk siyasallaşırsa toplumun hukuka olan itibadı ve güveni sarsılır demişti. Şimdi bu konuşmalar büyük bir ihtimalle hala bence çatırdayan ama çatırdarken bile varlığını hissettiren 15 Temmuz rejiminde yaşadığımız için evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalkıp da işte dar bir zümrenin çıkarlarını değil toplumun genel çıkarlarını ya da toplumun güvenini zedelememesi gerekir açıklamalarını bence muhalifler ya da bu olayı yakından takip eden demokratlar çok ciddi alamadılar. Oysa ki bence bu Erdoğan'ın 2024 yılı itibariyle yaptığı en ciddi ve en politik açıklama. Bugün biz hukukun ve yargının siyasallaştığına eminiz. Burada hiç kimsenin bir şüphesi yok. Fakat emin olduğumuz bir şey daha var. Yargının siyasallaşmasının son evresindeyiz artık. Bundan sonra artık yargı siyasallaşmaktan kurtulacaktır. Çünkü yargı ve siyaset, daha doğrusu hukuk ve siyaset arasında şöyle ironik bir denge var. Siyaset daima hukuku esir alır. Fakat bu esir alma öyle bir yoğunluk derecesine gelir ki artık bir saatten sonra siyaset yargıyı serbest bırakmaya karar verir. Bugün Türkiye'de artık yargının siyasallaşması bitmiştir ve yargı artık siyasetçiler artık yargıyı bir kumpas aracı ya da bir cezalandırma aracı olarak kullanmaktan vazgeçeceklerdir. Mehmet abi biraz erken ve temennilerini tespitlerini karıştırıyorsun diye görüyorum yani bu saatten sonra. Bence temenni hani, değil bu. Yani evet, bu nasıl bu da böyle bir şey kolay kolay bitmez ki hani arada şey diyenler var kayyum belediyeciliği bitmiştir. Erken daha yani ne olacağını bilemiyoruz. Bundan böyle de siyasallaşma bitmiştir değil. Bilakis ben bugün 60'ın üzerinde hakim savcıyla konuştum. Hepsi siyasi şeyler konuşuyor. Sen bitir de. Yani o kolay değil yani. O her an bir rejimin kriz yaşamasına bakar. Yani Erdoğan özel ilişkileri şu an iyi diye işler normal gidiyor. Değil mi yani normal bir anda bozulur yani. Onu sana söyleyeyim yani vatandaşlarımız hali polyanacılık yapmayalım. Gerçekçi evet, bir Türkiye manzarası çizelim. Yani büyük bir ihtimalle polyanacılık yapmadığımı düşünüyorum. Argümanımı şöyle savunabilirim. Ay sen yapmıyorsun da yani hani şeyi yapmamak lazım. Yani senin dediklerin çok güzel. Diyorsun ki artık siyasal yargı dönemi bitmiştir. Siyasallaşma bitmiştir. Tabii, bu bence tabii. Çok erken bu hani Türkiye demokrasi gelmiştir gibi bir laf ettin. Evet, Türkiye demokrasiye gelecektir diye bir laf edeyim. En azından argümanımın mantıksal sonucunu da sahipleneyim. Şimdi bunu şöyle düşünüyorum hocam. Hiperpolitika ile depolitika, yani aşırı politika ile politikanın yıkımı aynı şeydir. Bugün yargı aşırı bir politik tutulmaya maruz kalmıştır. Bu politik tutulmadan daha kötüsü olamaz. Yani ya yargı yüksek dozda politikadan zehirlenecek ya da yargı artık politik doz almaktan vazgeçecek. Politik doz almaktan vazgeçse bu hakimler adaletli mi karar verecek? Yok. Hayır, bunlar yani hukuk falan yok ortada yani. Kendimizi kandırmayalım ya. Çok iyi, çok güzel, harika bir soru. demokrasi birbirini dengeleyen kurumların varlığıdır. Bugün eğer Ömer Kerkez başkan olursa yargıda artık birbirini dengeleyen kurumlar ya da birbirini dengeleyen bir oy daha. Abi daha muhalif çizgide bir adam. O açıdan bir dengeleme olur. Dengeleme ve denetleme olur. Doğru. Tabii.
Ve bu konuda son bir şey daha söyleyeceğim hocam. Şimdi bu hikayenin kendisi aslında... Peki Mehmet tane... Sabri, Ömer Kerkez sol evet. Kemalist mi? Milliyetçi muhafazakar mı? Atatürkçü milliyetçi mi? Ya gelen bilgiler o kadar karmaşık ki ben sol Kemalist yazdım. Aman Allah'ım muhafazakardır, dindardır, hak yolcudur, tarikatçıdır diyenden Arap evet. Alevidir, Nusayridir, babası özellikle Ömer koymuştur onu yani Sünni gibi evet. göstermek için diyene. Evet. Sünni Arap muhafazakar Antakyalı olcu diyenden Sünni Türk milliyeti muhafazakar diyene ben bak çok sayıda insanla konuştum. Evet. Ve kesin olarak tetkikimi, tahlilimi söylüyorum. Ömer Kerkez Mansur Yavaş gibi bir adam. Ben çok bunu söylediğim oldu. Zaman da yaklaşık 12-13 kişi, yani konuştuğum kişilerle konuştum. Bulguları tahlil edip döndüm. Benim dedim böyle bir tahlilim var. 12 kişi. Bak not da aldım. Çok doğru tanım dediler. Çünkü biri diyor ki sosyal demokrat. Ulan diyorum adam, biliyorlar ki bu adamlar eskiden beri ülkücü. O 2012'den beri AK Parti'yle uyumlu. Biri diyor İyi Partili. Biri diyor işte ülkücü milliyetçi de biraz Tayyip Erdoğan'a uzak durdu. Şu bu bütün bu denklemde adam Sünni Arap Sünni oldu kesin de yani Nusayri Arap Alevi falan değil. O belli ki iftira atanlar hani seçilmesin diye. Ama şunu gördüm. Bir sol kelimesi ettim ya o tweet. Abi 60'ın üzerinde hakim savcı beni arar mı ya? Ne diyorlar peki o arayanlar? Korkuyorlar abi sol kelimesi sen bir operasyon mu çekiyorsun? Solcu falan değil Ömer Bey diyorlar yakınları. Soldan kastın peki? Ya sol mesela. Kemalist dedik. Ya solcu Marksist falan yargıç olmasınlar Türkiye'de. Hocam, abi Türkiye'de bak yani sence ne? Sen söyle sonra ben bugün başıma gelenleri bir anlatayım da. Bir izleyiciler hem gülsün. Hem de Türkiye gerçeklerini öğrensin. Evet. Şimdi şey konusunda haklısınız. Mansur Yavaş gibi bir adam konusunda haklısınız. Peki benim sorum şu. Yani bu retorik bir soru olarak soruyorum. Yani üzerinize alınmayın lütfen. Bu iltifat mı oldu acaba? Şimdi Mansur Yavaş gibi bir adam diyor. He. Mustafa Albayrak. Sen şimdi Kürt aydınıysan o da devlet aydını. Diyor ki Mansur Yavaş gibi bir adam diyor. Övgü mü hakaret mi ben anlayamadım diyor. Söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Mansur Yavaş nasıl bir adam peki? Mesela biz bugün Mansur Yavaş'a haza Kemalist, haza milliyetçi, haza ülkücü diyebiliyor muyuz? Değil mi? Dolayısıyla Türkiye'de bir değişim dönüşü sağcı, var. Sağcı, sağcı deriz. Sağcı, milliyetçi güzel. Deriz. Zaten sağcı deriz. Yani yaşam tarzı olarak değil ama siyasi düşünce olarak muhafazakar deriz. Statikocu. Değişimden falan yana değil. Yani devletle uyum, devletçi deriz. Değil mi? Eyvallah, devletçi. Milliyetçi deriz. Milliyetçi. Kesinlikle sağcı deriz. Sağ görüşlü deriz. Ama dış politikadaki mesela görüşleri nedir? Kim daha bilmiyor? Doğrusu genel olarak da muamma deriz. Evet. Ben zaten öyle bir video evet. yaptım. Mansur Yavaş muamması. Evet. O muamma... Sen Mehmet Sabri, ben şunu anladım. Hı. Sen diyorsun ki bir denge olur. Ömer Kerkez gelsin diyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Evet. Ya, bu tabii bizim yani biz Yargıtay şey halkın seçimine sunulan bir olay değil ki gelsin gelmesin diyelim. Bu Yargıtay üyelerinin verebileceği bir karar. Ama ben Ömer Kerkez profilini nasıl tanımlıyorum dersem sağ demokrat bir adam. Sağ yani, demokrat. Sosyal, tabii sağ demokrat bir adam. Ve dolayısıyla hocam Ömer Kerkez mevzu bence Tayyip Erdoğan'ın yargıya işaretidir. Yani dün herkes bütün gazeteler, bütün siteler öyle mi diyorsun? Evet, Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akarca'yı işaret ettiğini düşünüyorlardı. Bence bu ama herkes öyle söylüyor. Hakikaten benim de konuştuğum hakimler, savcılar diyor ki Tayyip Bey Mehmet Akarca istedi. Mehmet Akarca daha dengeli bir adamdır. Hani böyle bir şey denge adamıdır. Muhsin Şentürk MHP'nin adayıydı. MHP'nin adayına açıkça Tayyip Erdoğan destek vermedi. İşte Mustafa Albayrak'ın söylediği gibi 1980'deki seçilemeyen Cumhurbaşkanı gibi 37 turdur Yargıtay, ya Yargıtay Başkanı'nın görevi 24 Mart'ta bitti. 2 aydır seçilemiyor. Aynı ya. Şeyde de 6 ay, 7 ay. Muhsin Şentürk yani ülkücü milliyetçi aday. Çekildi. Evet. Çekilince Mehmet Akarca bugün kazanıyor dendi. Hatta sabah bana dediler ki abi Mehmet Akarca dediler tebrikleri kabul ediyor. Bir şey oldu. Bir sürpriz oldu. O Muhsin Şentürk'ü destekleyen ülkücü milliyetçi adaylar sevgili Mustafa Albayrak evet. yani sağ Atatürkçüler diyelim. Evet. Ömer Kerkez destek verdi. Ömer evet. Kerkez'e Akarca taraftarları sosyal demokrat sol Kemalist diyordu. Bir baktım ben bu seçilince
Yani çok da içinde olduğum bir konu değil. Yani yargı muhabiri değil. Dedim ki sol Kemalist, tweet attım. Sol Kemalist Ömer Kerkez Yargıtay Başkanı seçilmek üzere ve Mehmet Akar Hoca seçilemiyor. Yani devletin adayı, hükümetin adayı Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği aday diyelim. Tabii Mehmet Sabri her zamanki heterodoks yorumlarını orada da diyor ki Ömer Kerkez'i işaret etmiştir. O da TV'de diyor ki Erdoğan fark yedi kaybetti. Türkiye karmaşık bir ülke. Ticaret odası seçimleri gibi olmasın. Ticaret odası seçimleri gibi. Yani Mehmet Sabri istersen ben buradan alayım senin yaklaşımın tabii. Belli oldu. Evet, ben bugün yaşadıklarımı anlatayım sonra sen onu teorik çerçevelendir. Olur mu? Tamam, ben tek bir cümle kurayım mı? Belki tek cümle kurup bitir. Şey. Şimdi hocam son bir aydır 3 önemli görüşme. İkisi Erdoğan ve Bahçeli arasında, biri Özgür Özel arasında. Hatta 3,5 diyebiliriz. Bir tanesi de DEM Parti'nin eş genel başkanlarının Özgür Özel'i hemen Özgür Özel'in Erdoğan'ı ziyaretinin hemen arkasında. Şimdi bu 3,5 görüşmenin siyasal anlamı nedir? Yani bunlar gerçekten de birbirlerine nezaket ve iyi niyet dileklerini bulundurup, yani iyi niyet dileklerinde bulunup bundan sonra normalleşme ve yumuşama mı yapacağız dediler. Şimdi bunların hepsi politik kadrolar. Erdoğan ve Özgür Özel konuştuğunda Özgür Özel Erdoğan'a şunu demiş olabilir değil mi? Yani benim devletteki karşılığım nedir? Şimdi hiçbir, yani bugün CHP'nin ya da Özgür Özel'in devlette hiçbir karşılığı yok. Ne orduda ne yargıda. Zaten devlet bu ikisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten seçimler yapıldı. Belediyelerde Milli İstihbarat zaten... Teşkilatı, polis, jandarma onlar devlet. Evet yani dolayısıyla evet 3 tane temel kurum. Bu üçünde de şey yok. Özgür Özel'in ya da CHP'nin bir şeyi yok. Şimdi bence Ömer Kerkez gibi her taraftan oy alabilecek. Yani adama oy verenler Sosyal Demokratlar, İyi Parti'ye yakın milliyetçiler, şeyler, menzilci mensuplar, milli görüşçüler. Ve bir de CHP'nin kontenjanı diye bilinen bir Yargıtay mensubu var. Şey Ömer Topaç. O da mesela Ömer Kerkez'i destekliyor. Dolayısıyla bence Ömer Kerkez Tayyip Erdoğan'ın ama Ömer Topaç da geçmişte devletin istediği kararları vermiş bir adam. Yani böyle hani evet. Şey falan değil. Ama hocam bugün zaten direnmiş. Evet, Zühtü Aslan gibi bile değil. Evet ama bugün devletin ne istediğini çok fazla kestiremiyoruz. Yani eğer devletin ne istediğini FETÖ karşısındaki durumu diyorsun. Anladım. Tabii. Yani daha başka bir durumda var. Demek istediğim şu hocam. Ömer Kerkez Erdoğan'ın Özgür Özel'e işaret ettiği adaydır diyorsun sen. Evet, hem onun işaret ettiği adaydır hem de eğer bir normalleşme ve yumuşama olacaksa Özgür Özel'in devlet içerisinde bir ağırlığının olması gerekir. Ve devlet içerisinde bir kadrosun olması gerekir. Devlette de zaten 3 kurumdur. Sizin az önce söylediğiniz gibi MİT, yargı ve ordu. Büyük bir ihtimalle yargı oradan... aslında devlet kurumu değil de bizde de o hale geldi. Yani yargı normalde gerekirse devleti yargılayacak. Yani çulsuz bir çoban. Bu yol yanlış yapılmış. O yüzden benim arabam devrildi diye yargıya gittiğinde tabii ki yargıç diyecek ki Karayolları Genel Müdürlüğü suçludur. Ya da bu yolu yaptıran Genelkurmay suçludur. Genelkurmay evet. Yaptırdıysa. Bu yolu yaptıran jandarma suçludur. Demesi gerekir. Ama pek dememiştir. Hukuk tarihi, yargı tarihinde yargıçlar hele o çoban Kürtse hiçbir şey İşin geyiğini bir tarafa bırakalım. Mehmet Sabri. Ben Mehmet Sabri'yi çok severim ama önemli bir şekilde bu görüşlerini fantazi olarak değerlendiriyorum. Ben senin tarihe dair fantezilerini severim. Sen mesela 1950'de de gerçek Kemalist Demokrat Parti, CHP daha ilerici, 1950'de Kemalistlerin resmi geçididir Demokrat Parti diye tarihsel yorumlarım var. Bunlar güzel ama güncelde olunca somut bilgilerle çelişiyor. Nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi ben bir anlatayım Mehmet Sabri'cim. Durumu anlatayım. Bak vatandaşlarımıza çırılçıplak bütün gerçekleri anlatayım. Çocuklar bir şey var mı? Bir sınır yok. Bir tweet attım. Sen de gördün. Evet gördüm. Dedim ki sol Kemalist Ömer Kerkez kazanmak üzere. Tamam. Ardından attım. Bak. Bakayım onu da hatta tam okuyayım. Mesela sol Kemalist'ten kastın Uğur Mumcu gibi, Ali Sirmen gibi yani, bir yani, sol ata yani sosyal demokrat dediler ya. Sosyal demokrat mesela ben Mehmet Yılmaz'ı tanıdım. HSYK başkanıydı. Evet. Rakı içerdi. Hatta karşılıklı Antalya'da Gloria Otel'de ve sosyal demokratım derdi. Atatürkçüyüm derdi. Onu İbrahim Okur da derdi. Ya İbrahim Okur karışık bir. İbrahim Okur ayrı bir adam. Sosyal demokratım Mehmet Yılmaz. Ve o zaman bu denirdi.
Tamam mı? İlhan Cihaner'le yakındı falan. Bugün gördüğüm kadarıyla, tabii sosyal demokrat kelimesini eski polderli polislerle sosyal demokratız derdim. Mesela Hüseyin Kocadağ falan. Biraz Türkiye'de yani mahvedilmiş bir kelimedir o. Sosyal demokrat ciddi bir kelimedir. Marksist gelenekten gelmen gerekir. Bizim polderli polisler ya çoğunluğu Alevi'ydi. Tamam mı? Alevi polislerdi. Evet. Ve diyelim o günkü sol rüzgarlar etkilenmiş polislerdi. Zaten çoğunu Kenan Evren attı 1402'liklere sonra. Kalanlar oldu. Onlar bir yerlere geldiler. Ama sosyal demokrat anlamında değildi o bence. Ama bu kelime böyle kullanılır Türkiye'de. Bu aslında sol Kemalist. Yani daha böyle işte Atatürkçü ama sol tandanslı. İlhan Selçuk gibi diyelim. Fakat ben bunu attım. 10 dakika sonra şu telefon susmamaya başladı. Galatasaraylı. Ne oluyor? 312'li numaralar. Aracı açıyorum. Ben filanca filan Yargıtay üyeleri. Numarada Yargıtay numara. O kadar şu an orada kulis halindeler ki. Bir mesaj atınca dönmek. Tabii çok... seçim anı. Anı o yüzden. İlk arayan kişi. Kasım Bey dedim bilmem ne. Buyurun dedim. Dedi aramızda tabii ki dedim. Merak etmeyin. Sesli FaceTime'dan görüşüyoruz. Ömer Kerkez dedi kesinlikle solcu değil. Aman dedi lütfen bunu size kim yazdırdıysa bu operasyon çıkıyor. Ya dedim bana yazdıran neden yok. Düzelttim ben söyleyeyim dedim. Ben dedim genel tabloda dedim. Sosyal demokrat deniyor. Ben bu lafı biraz Marksizme hakaret bulduğum için. Yani bizim hakimlerin ne Marks'ı bildiği vardır ne bir şey vardır. Sol Kemalist dedi. Çünkü sosyal demokrat olman için. Ya sosyal demokrat olmak. Hani şu bebek gibidir. Ben Sünni Hanefiyim ama Müslüman değilim. Mümkün mü? Yok. Sosyal kültürel demokratım olarak. Ama Marksizmi bilmem. Olmaz. Marksizmin bir... Şöyle olur. Sünni Hanefi kökenlidir. Mesela sen dinler bir ya, insan değilsin. Ama yani seküler bir aileden geliyorsun. Sünni Hanefiyim demez zaten. Seküler şey bir insan. Sorulsa kökeni sorulursa şahitler. Marksizmi bilmek gerekir. Mesela onun için Bülent Ecevit ideolojik bilinci öyle kuvvetli bir adamdı ki bir saniye Mehmet Sabri. Sonra sen not al daha güzel konuşursun. Bülent Ecevit ideolojik bilinci öyle kuvvetli bir adamdı ki öyle adam kalmadı bizim şu an. Ekrem İmamoğlu'nda falan mesela politik şuur sıfır. Özgür Özel değişik. Birazdan geleceğiz. Özgür Özel'i bir şaşırttı. Demirel Sarıgül arası mı demiştin? Yani Özgür Özel'i biz Dominik Yorfa gibi beklerken Daniel Amokarşı gibi bir adam çıktı. Futbol tabiri. Evet. Abiciğim derdi ki Ecevit demokratik sol parti. Çünkü ben Marksistim. Evet. Ben sosyal demokrat yeni diyemem. Demokratik sol derdi. Bunu bilmezler. Şimdi sol Kemalist dedim ya. Abi sol lafı bir ürkütmüş. Efendiler Atatürkçü milliyetçi. Dininle namazını kılar, orucunu tutar. Herhalde dedim ki ya dedim bunları söylemek aslında üzücü. Bu adam iyi bir hukukçu. Dürüst hukukçu mu? Hukukçu gibi hukukçu. Ben fazla bilmiyorum. Adamı dürüst, namuslu, şu, bu, işte cebini haram. Onları söylediler. Ama sol Kemalist. Ben Kemalist desem bu kadar kişi telefon açmayacaktı. O sol lafını yazdım ya oraya. Tabii. Sol lafından hareketle Kürt gibi. Yani sol lafı Kürt gibi olmuş. Evet. Bu adam Kürt dedi. Yani işte Arap dedi o senin. Madara ettiğin hatun Arap-Kürt karışımı Urfalı Birecikli diyorsa uyumuyor. Ona daha ağır hakaret etsen bana da diyor. Gibi. Dedim ki tamam düzeltirim Atatürkçüdür, milliyetçidir bilmem ne falan. Sonra yine telefon. Yine Ömer Kerkez'e yakın. Milliyetçi muhafazakar. Milliyetçi muhafazakar dedi. Hataylıdır dedi. Şöyledir böyledir Antakyalıdır. Dedim ki Arap olur mu dedi. Sünni Türk dedi. Birkaç telefon geldi yine devam ediyor telefondan. Notlar alıyorum. Yok karşıtlar geldi. Bu dedi nasıl gelir dedi. Böyle şey olur mu dedi. Aman dedi çağırın dedi. Cumhurbaşkanımız dedi arasın dedi Yargıtay üyelerini. Ya dedim kardeşim bu nasıl söylenir dedim. Yani bu yani Türkiye'nin hali. Yani Yargıtay üyeleri şimdi Mehmet Akarca bekleniyordu. Ömer Kerkez 6 oyla yaklaştı ya. Müslüm Badur evet. Yaklaştı gibi. Hani Tayyip Bey üyeleri arasın. Devlet Bahçeli arasın. Mehmet Akarcı'ya yakın hakim. Aman bu seçilmesin. Tamam mı? Peki dedim beni arayanlar var. Bu dedim yani sol ki ben yanlış mı yazdım bunu tekzip edeceğim. O sırada konuşuyorum hala da eski tweet duruyor. Dedi ki ülkücüdür dedi. Eski ülkücüdür dedi. Yani o karşıt kişi bak. Ama dedi şu an dedi bütün solcular onu destekliyor. Dediğiniz doğru dedi. O zaman Mansur Yavaş yani gibi dedim, diye o yüzden. Bütün solcular destekliyorsa da adam sol Kemalist olmaz mı? Ülkücü mü yani? Milliyetçi muhafazakar mı? Mansur Yavaş öyleydi ama işte Erdoğan karşıydı falan filan. Karışık aynen. Ondan sonra abi
Atatürkçüdür diyen tweetler birkaç arkadaşım attı. Atatürkçü ailedendir, Hataylıdır vesaire. Dediğim gibi bambaşka bir hakim var. Bana da kızıyor. Sen kimin adına yargı ediyorsun? Dedim ki senin adına yargı edemiyorum dedim ya. Rahat olun bir sakin olun. Dedi o muhafazakardır. Beş vakit namazının millicidir. Hayda. Ömer Kerkez. Ondan sonra yazıyorum tek tek. Başka biri aradı. Dedim ki yani böyle bunları tek tek sıraladım ben. Arada konuşan kişiye bunları sıraladım. Dedi ki dedi bana göre onun Nusaylı'dır dedi. Arap Alevi'dir dedi. Hayda. Dedim, bana göresi var mı dedim. Adamın adı Ömer dedim. Ömer ama dedi işte onun dedi hani. Şey gibi. Senin ama Ahmet Yavuz gibi. Gibi. Ahmet Yavuz Arap Alevi'dir biliyorsun. Takiye olarak Ömer'i. O Selim Yavuz der mesela oğluna. TSK'da yükselmek için. Hatta o Arap Alevi Nusayri oldu ortaya çıkınca devlet arşivlerinden. Efendim ben Sünni Türk'üm gurur duyuyorum gibi. Hani gurur duyacak ne var lan ben? Yani anamızın babamızdan doğmakla gurur duyamayız yani. Bu komik bir laf. Bizim tercih yani. Hakkımız tercih yok. Tercih hakkımız değil yani. Beyaz olmakla gurur duyuyorum, siyah olmakla gurur duyuyorum gibi. Abi devam. Şimdi oldu mu Nusayri? Ama anladım ben. Onu şey yapmak için. Çünkü Nusayri Arap Alevi deyince Alek'te bir hava doğar bizim Türk Devleti'nin Sünni Türk kökenleri vardır. Tabii. Ondan sonra abi telefonlar devam ediyor. Ben yazmaya başladım. O arada Alican Ulu da çok tecrübeli bir yargı muhabiri. Dedi ki bu bilgi yanlış açıktan. Milliyetçi muhafazakar bir insandır. 2014'te SYK üyesi seçilmiştir. 2012'den beri de Adalet Bakanlığı bürokrattır bu hükümetle iyidir. Dedim bir dakika canlandı kafamda. Acaba Ömer Kerkez'i tanıyor muyum? Çünkü ben Mehmet Yılmaz'ı tanıyorum. Antalya'da ben dönemin SYK üyelerine toplandım. Çünkü o zaman Fethullahçılara karşı bütün yargıda birlik platformuna biz çok inanıyorduk. Yargıyı birleştirmek gerekiyordu. Atatürkçüsü. 2014 Ekim seçimleri. 2014 Ekim seçimleri. Ben de onu yazarım. 2014 Ekim seçimleri diyorum. 2015 Haziran seçimlerinden daha önemli. Evet. Evet. Falan diye. O zaman Atatürkçüler. Öyleydi de zaten. Milliyetçiler. Ya ben bir liberal olarak Atatürkçüler, milliyetçiler, muhafazakarlar birleştirme timi gibi çalışıyordum. Doğru. Hatta o zaman sonradan maalesef tuhaf işler yapan Hadi Salihoğlu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Evet. Yargıda Birlik Platformu'nun destekliği. Sonra o da tabii dağıldı biraz. Kimileri Akçeli işlere bulaştı falan filan maalesef. İşte FETÖ borsaları, işler karıştı. Sevgili Mustafa abi dedim ki acaba o dönemden, yani o Mehmet Yılmaz ama rahat da o dönemin konjonktüründe bugünkü kadar rejim sağa kaymamıştı. Hani ben Fethullahçıları yok edeceğim, içkimi de içerim, sosyal demokratım, Atatürkçüyüm, Kemalistim, solcuyum demek serbestti. Şimdi Atatürkçülük tamam, resmi ideolojinin parçası ama solcuyum demek. Sol Allah, hatta Kemalizm bile şey tartışı şey olmuş biraz. Hani böyle itibarsızlaşmış, tamam? Evet. Abi ondan sonra devam ediyor bunlar Ömer Kerkez'le ilgili. Ali Can da bunu yazdı. Baktım ama başka bir Antakyalı avukat dedi ki. Peki senin kanaatin ağırlık nereye kaydı? Yani abi sayın 59 bak tam saydım. Hepsi not. 59 kişiyle konuştum. Avukatı, savcısı, hakimi. İnanılmaz. Ve kesin kanaate vardım. Dedim ki Mansur Yavaş. Senin Yargıtay'dan 59 kişi mi aradı? Yani Yargıtay'ın tamamı veya değil çevresi, ama hakim, muhabir, savcı, avukat. Yok gazeteci hiç aramadım. O dönem neyse de vatandaş olsun. Avukat da aradı yakınım. 60 takipçi bile çok abi, fazla bir takipçi. İnanılmaz bir şey. Yani bu ne biliyor musun? Ortalığın karışıklığı. Şöyle düşündüler. Benim geçmişte de tabii iktidar kavgalarının içinde olduğum için Türkiye'de askeri vesayetin devrilmesi. Yok, senin söylediklerin çok ciddi. Ama ben şu an öyle değilim. Ben şu an objektif Oslo'lu bir tarafsız ve bağımsız Norveç. Gözlemciyim. Norveç'i. Samimi söylüyorum ya. Oslo'daki adamım ben şu yani an. Bu VAR'daki yabancı hakemler gibi. VAR'daki yabancı hakem gibiyim. Vallahi doğrusu bu. Ha devletin içi kaynıyor. Birazdan konuşacağız. En ya, hükümet yandaşı yazar dediğin yazarın kapısına jandarma gidiyor. Almaya kalkıyor. Öbürü diyor ki hak ettim bunu kulağını çektik değil mi? Evet. Devletin içinde kavgalar var. Ben bunun dışında Norveçli gibi gizliyorum. Bunu da arayanlara teknik söyledim. Dedim bak burada eski Rasim gibi düşünmeyin. Bu dedim bir FETÖ'nün yok edilmesi gibi. Ya da militarist vesayetin yok edilmesi kutsal bir dava değil. Bu Yargıtay seçimi kardeşim. Herhalde. Abartmayın. FETÖ eskiden mesela 2014 HSYK seçimleri kutsal davaydı. Niye? FETÖ'nün bertaraf devletin edilmesi gerekiyordu. Milliyetçisi, Atatürkçüsü, Kürt hakimler savcılar da o zaman. Şimdi kaldım bilmiyorum ama Kürt hakimler savcılarla Yargıda Birlik Platformu'nun parçasıydı. Diyarbakırlı, Batmanlı, Şırdaklı, Siirtli hakim savcıyı ben tanıdım. Az da ama tanıdım. Böyle Kürt aksanıyla da FETÖ, yani o zaman paralel yapı deniyordu. Yok edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Hep beraberdik o masalarda. Yaşadım. Çorumlu Alevi bir savcı vardı.
O da bu işin içindeydi. Mesela adını unuttum şimdi, hatırlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada neye geldik? Ben de onu yazdım. Dedim ki manzara öyle bir durumda ki şu an dedim Türkiye'de. Manzara öyle bir durumda ki bana Atatürkçü, milliyetçi, Sünni Türk diyen var. Ömer Kerkez için. Nusayri Arap. Nusayri Arap, Alevi, sol Kemalist diyen var ama o iftira oldu belli bence. O biraz hani seçilmesin diye yapıyorlar. Anlıyorum onu. Çünkü seçilmeye çok yaklaşmış artık. Hakikaten dedikleri gibi ancak Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin müdahalesiyle, onların doğrudan yargıda üyelerini aramalarıyla, ki bu hiç şık olmaz tabii. Yani bugünkü Türkiye'nin durumunda bile, o yani olsa bile çok gizli belki yapılan o gizli operasyon. Bence gerek de yok. Mustafa Şentop'un da bu arada hepsi çok ismini zikretti. Mustafa Şentop çok etkili abi dediler. Mustafa Şentop bu kavganın içinde, onu sana söyleyeyim. Biri dedi ki 50 üye ona bağlı. Ya dedim, nasıl 50 üye ona bağlı? Kardeşim bu şey mi? Hani 80 öncesi İstanbul. Şurası kurtuluş, halkın kurtuluşuna bağlı. Burası ülkücü. Bu ne abi? Değil mi eskiden? Hani Sabri Ülker demiş galiba Aslan Türkeş'e. Ya demiş, ben burada çalışamıyorum. Kitabında var. Yani bizi kurtar, şunları defet, yok et, bertaraf et. Alparslan Türkeş demiş ki, Sabri Bey ben İstanbul'da o kadar güçlü değilim. Yani bunları yapar ama senin gece yarısı fabrikanı Ankara'ya taşırız. Ülkücü gençlerle. Disk bisk olmadan taşırız. Kamyonlara yükler, taşırız. Hakikaten de taşımışlar. Ülker Ankara'ya gitmiş. Ankara, ülkenin. Aa, ben bunu bilmiyordum. Sabri Ülker'in kitabında var. Şey. Topkapı'daki fabrikayı Ankara'ya taşıyorlar. Ankara'da ülkücüler güçlü. MİSK, Milliyetçi Sendikalar Derneği güçlü. Disk, evet. İstanbul'da çok güçlü. Sabri Ülker diyor ki bunları bertaraf et. Bertaraf et dediği artık neyse. Şimdi rahmetli işçileri, işçileri, solcuları toptan yok et diyor. O zaman Sabri Ülker yani. Aslında Sabri Ülker'le Vebbi Koç arasında fazla fark yok artık 80'de. Doğru mu? İkisi de çünkü sermayesini tehdit altında görüyor. İkisi işveren bir defa. Yani statüsü, sınıfı işveren sınıfından. İşveren sınıfı diyorsun. Ama tabii ki olaylara bakacağım. Neyse diyelim. Neyse. Kemal Türkler öldüğünde ikisi de ne tavırdaydı artık onu Allah bilir, bilmiyoruz. Şimdi onun gibi mi? 50'si ona bağlı, bilmem nesi ona bağlı falan. Yok ya, onlar da çok tuhaf. Her arayanın şimdi, da şey, manipüle etmek için de aramış olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Tüm bunları değerlendirdi. Ben dedim ki Ömer Kerkez dedim, Mansur Yavaş gibi bir adam. Ve bunu da aradım. Hem Ömer Kerkez yakın dostları, abi çok doğru bir şey dediler ya. Hatta bir dedi ki ben bunu dedi Barış Terkoğlu'ndan söyleyebilir miyim? Dedim Barış Terkoğlu'ndan mı arıyorsun? Bak açık söylüyorum. Yani ara hukukları var belli ki. Onu hani yönlendiriyorlar. Onlar da Ömer Terkezci. Yani Barış Terkoğlu'yla mesela Mehmet Sabri Akgül'ün şu an aynı doktora Ömer Kerkez seçicisi diyorlar. Ben tarafsızım. Ama Ömer Kerkez aleyhine Arap, Alevi, Solcu, Nusayri, ki bunların hepsini hakaret gibi söylemek de şerefsizliktir. Onu da söyleyeyim. Yani Enver Aysever de Arap Alevi. Evet. Ahmet Yavuz da Arap Alevi. Haluk Levent Arap Alevi. Bunlar bizim yurttaşlarımız. Kötüler manasına söylerse. Kötüler manada söylüyorlar. Yoksa Sayın Ecevinler de işte Arap Kürt karışımı bir ailenin kızı. O konuda bak mesajlar var. Bir ara verelim. Sen Arap Kürt kırması diyerek Ece Üner'e ve Arap halkına, Kürt halkına hakaret ettin mi? Mesajlar haşa. Var. Bir cevap verin. Haşa, sümme haşa. Arap Kürt kırması ne demek? Haşa. Sabri sen mesela, sen de bunlar rahatsız oldun mu bir Kürt olarak? Arap Kürt o kırması ne biçim laf bu? Kırma hani, affedersiniz, sokaktaki köpeklere denir. Mustafa Albayrak niye böyle bir çirkin dil kullanıyor diyenler var. Hak veriyor musun? Yani bu çirkin bir dil değil hocam. Bu mesela zevat, böyle şimdi zevat kelimesi de var. Şimdi ne niyetle söylediğimi bildiği için Sabri kardeşim. Evet. Yok yani iyi niyetin de dışında hocamın Türkçe müktesebatı çok geniş. Bu yüzden kırma kelimesini bir hakaret olarak söylemedin. Yani karışım bence daha da iğreti bir kelime yani. Melezlik iyidir. Yani Arap Kürt kırması onu karışım melez anlamında mı? Abi tabii yani. Ya, tabii canım kelime bu zaten. Yani 5 yaşlı bir anneyle Fenerbahçeli babanın çocuğu Galatasaraylı olması gibi bir şey. Yani bu kötü bir şey değil ki. Ece Üner Koç Lisesi mezunu Beyaz Türklük. Nereden çıkarttınız Araplı Kürtlüğü? Urfa Birecikli ya. Benim bu söylediklerimi devlet arşivleri de sen de biliyorsun doğrular. Yani babası... Ben şeyde Baydemir'in bir röportajında olduğunu söylemiştim. Tabii tabii Mehmet biliyorum. Kardeşim de iyi biliyor. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Bir Türk olmak ne kadar şereflice bir duyguysa, Kürt olmak ve Arap olmak, Rus olmak, Roman olmak, Hint olmak, Urdu olmak, Portekizli olmak da o kadar onurlu ve şerefli bir duygudur. Yani herkes kendi ırkıyla,
ailesiyle. Bir dakika, Dinç Üner'i tanırım. İstanbul'un elit çevrelerindendir. Nereden ya, elit olabilir ama Urfa Birecikli adam yani. Aslını inkar mı etsin? Şöyle galiba. Dinç Üner de İstanbullu da babası. Ya, dedesi Arap, Kürt. Ya senin yedi göbek insan. Adamın ya, Urfa Birecikli aşiret kavgalarından Arap, kaçmış. Özgür Demirtaş gibi. Siverekli bir Arap. Özgür Demir de yok. %100 Arap. Arap. Ya onu adam Arap reddetmiyor herhalde. Şimdi kalkar. Bak ben niye şey. Mesela yumurta kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. Veya çok dindar bir ailenin kızı. İsmi de dindar bir ismi taşıyan. Bak onu da söylüyorlar. Sen söylüyorsun. Mustafa Albayrak hep bunu yapıyor. Daha önce de Kübra Para Erzincanlı diye aşağılamıştı. Erzincanlı haşa. Ben de Erzincanlı sayılırım. Kemal... Hep köken mi araştırıyorsun? Ben şimdi şunu söylüyorum. Anlat bunu bir insanlara. Diyorum ki nereden geliyor? Bu adam ya birisi Türkçülük yapıyor. Ya kendisi Türk değil. Şimdi Moise Cohen. Tekinal. Ya Türk olmadığı halde Türkçülük yapmış. Ya sen Türk değilsin ki kardeşim. Veya İshak Suyuti. Veya işte o dönemde mesela Türkçülük yapan Sabataylar. Veya Ziya Gökalp. Ziya Gökalp Türk değil değil mi? Öyle Ziya Gökalp, Agop Dilaşar, Ermeni. Şimdi adam Türk şöyle üstün diyor, böyle üstün diyor. Ya sen Türk değil. Ece Üner Türk değil mi? Ya aslen değil tabii ki. Arap-Kürt karışımı, Urfalı aile. Anne tarafından bir taraf işte. Ama Arap sen bunu tarafı... suçlamak için demiyorsun. Demiyorum. Sen Türk değilsin diyorum tabii. Şimdi mesela örnek veriyorum. Aziz Yıldırım'ın veya Sayın Ali Koç'un, Sayın Aziz Yıldırım'ın çocukları başlasalar Fenerbahçe'yi kötüleseler. Lan derim sen Fenerli başkanların çocuğusun. Anladım. Sen Fenerlisin, sen Fenerbahçe'yi nasıl... Veya Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in çocuğu. Erzincanlı Kübra dediğin o mu? Tabii şimdi. Veya Erzincanlı Sayın Kübra Par'ın kalkıp... Parmaksızoğlu herhalde soyadı. Parmaksızoğlu. O sahne adı Kübra Par. Ya sahne adı mı oldu? Televizyon adı. Bu normal. Televizyon adı. Ya olur kolay yavsun diye, akılda kalsın diye par yapmış. Şimdi kalkıp... O da Erzincanlı olduğu inkar mı ediyordu? Ya şöyle... Hiçbir zaman zikretmez. Ben Erzincanlıyım. Bahsetmiyorum. Sen ne diyorsun? İki kelimeden bir ben İzmir'deyim. Ben de diyorum Çemişgezek'liyim. Sabri kardeşime diyor Diyarbakır'dan şey yapıyorum. Siz o hanımefendinin hiç ben Erzincan'da da şunu yaşamıştım. Geçmişinde Erzincan falan yok. Hmm. Aksine sanki Moda'da Nişantaşı'na büyümüş gibi bir hava veriyor. Ve Ayasofya imamını aşağılıyorsa veya Sayın Ece Üner Türk kökenli olmadığı halde ha ne mutlu Türk'üm diyen herkes kendini Türk zannedebilir. Ama Türkiye'de fiili bir şifa... Sen Arap Kürt dedin diye son derece kızgın millet Ece Öner'e... Ya sen nasıl bunu dersin? Seviyorlar Ece Öner'i. Türkiye'de ırkçılık bir prim yapıyor maalesef. Ve Türk olmamak bir suçmuş gibi gösteriliyor. Bir insanın Arap olması, Kürt olması... Ondan mı acaba Ece Öner utanıyor ve söyleyemiyor? Ya tabii çıksın desin ki Ece Öner. Ben aslen Arap ve Kürt iki ailenin torunuyum. Mesela ben orada veledidir, kolonimiz okudu. Veled evlat demek. Evet. İkisi de velede kökünden gelir Arapçada. O zaman kitlesi azalır mı? Ondan mı inkar edin? Tabii şey olur. Türklük sözleşmesine göre statü kaybeder. Urfa Birecikli olmaz. Sos tabii. Yani mesela Özgür Demirtaş. Ama 2013'te gururla söylemiş. 2012'de mi 11'de. O zaman iklim değişmiş, Akdeniz olmuştu. Sezen Aksu dediği gibi. Açılım süreci deniyorsun. Açılım süreci vardı. Ya o zaman bu şey Karakeçili aşiretinin bile Kürt olduğunu söyleyenler vardı ya. Ya bilinen bin yıllık Türk boyunun Kürt olduğunu söyleyenler bile vardı. Açılım sürecinde Kürt olmadı. Bir dakika, ben de Erzincanlıyım. Parmaksızoğlu ailesi Türktür ve çok Müslüman bir aile. Eyvallah. Ama kızı derse ki Ayasofya imamına imamsan imamlığını bil. Ailesindeki herkes mütesettirdir. Evet. Doğru mu bu? Ya bu gurur duyulacak bir şey, utanılacak bir şey değil. Bunu söylemiyor diyorsun. Ya bu aksine sen hiç Kübra Hanım'ın ailesinden başörtülü bir fotoğrafını gördün mü hiç medyada? Bilmiyorum, görmedim. Ve Ece Öner'in ben de aslan Arap'ım, ben de aslan Kürt'üm. Urfalıyım falan, çiğ köfte yiyorum falan. Bunlar diyorsun geçmişinden utanıyorlar. Ezikler. Beyaz olmaya çalışan Michael Jackson gibiler. Zenci olup sen da... Sen ondan mı kızıyorsun? Ben ondan kızıyorum. Şimdi diyorum ki bak, Fatih Terim'in çocukları Galatasaraylı olmaktan utanır mı? Sen Galatasaraylı Fatih Terim'in kızısın. Ama Fenerbahçeli olabilir. Olabilir, ayrı bir şey ama Galatasaraylı olmayı kötüleyemez. Babasının Galatasaraylılığını inkar etmeyecek. İnkar edemez. İnkar etmeyecek. Saklamayacak. Aslını inkar eder. Haramzadedir. Benim şeyim o. Şimdi bir insan Kürtse ailesi, Arapsa, dindarsa, komünistse, faşistse lan neyse onu söyle. Bunu niye inkar ediyorsun sen? Veya buna karşı olan işte Türk, Atatürkçülük, Türkçülük. Ahmet Yavuz da öyle.
O zaman o programda bir Arap Alevi, bir Arap Kürt var ve hepsi Türkçülük adına Türkçülük yapıyor diyor. Bak İsmet Sezgin, bir kere daha söyleyeyim. İsmet Sezgin kesin olarak Kürt müdür Sabri? Dersin midir? Tabiri caizse yani. Tuncelileri de... Aşağı kılıç artı lafını kullanmadı o çok kötü. Hayır canım. Alevi, Dersimli de köken olarak. Alevi Kürdüdür. Aydın'a sürülmüştür. Aydın'a sürülmüştür 37 olaylarından sonra. Sürülen Aydın'ın 55'te Aydın Belediye Başkanı olmuştur. Doğrudur. Çünkü daha hırslı olur her zaman. Yine Hikmet Çetin yani 92 yılındaki 91-92 yılındaki SHP-DYP hükümetinde İçişleri ve Dışişleri Bakanları Kürttü. Biri Alevi Kürt, biri Sünni Kürt. Ve bu söylendiği zaman Leyla Zana demişti ki onlar Türk işbirlikçisi Kürt. Bak. Yani aynen, makbul devlet Kürt. Devlet işbirlikçisi aynen. Makbul Kürt. Yani bizim PKK'nın razı olduğu Kürt değil. Bir dakika barometro yok mu bugün abi? Pehlivanları izliyoruz. YouTube'da biz yok muyuz çocuklar? Pehlivanları izliyoruz. Pehlivan burada Mustafa Albayrak. Estağfurullah. Şimdi bunu söyledikten sonra... Bak Mustafa Albayrak hep kadınlara yükleniyor. Aynı şeyleri Ahmet Yavuz'a neden söylemiyor? Estağfurullah canım ben... Ahmet Yavuz'a da söylüyoruz da konu geçmedi. Ahmet Yavuz'u ben tanımıyordum. Ben senden öğrendim. Yani doğru, Ahmet onu ben Yavuz öğrendim. Çocuğun ismini Selim koymuş. Selim Yavuz. Selim Yavuz koymuş. Şimdi bakın bu... Silahlı kuvvet... Ama bak ben şimdi... Burada biz kendimiz de Ahmet Yavuz'a da, Ece'ye de, Kübra'ya da kızmayalım. Türkiye'nin faşist atmosferi bu insanları evet, böyle yapıyor. Tabii. Mahalle yani baskısı. Ben üzülüyorum. Türklük sözleşmesi mi gerektiriyor? Bu faşist atmosfer yüzünden biri dindar ailesini inkar ediyor. Evet. Hacı babasını, hacı anasını inkar ediyor. Ya saklıyor, konuşmuyor, gizliyor, zaten yani utanıyor. 84'te Kübra ismini sadece radikal İslamcı bir aile koyar. O kadar. Muhafazakar aile de koymaz. Koymaz. Muhafazakar aile o kelime bilmez. Sümeyye ismini. Sümeyye. Kübra ismini. Tayyip Bey niye koydu? Tayyip Bey de İslamcı. İslamcı, dindar. Yani mesela İran'la falan ilgilenmeyen bir muhafazakar aile koyar mı Kübra ismini 84'te? Yani İran demeyelim ama dindar, mütedeyyin. Ama Kübra ismi yaygın değil o zaman. Bu Kübra teyze 80, var mı Türkiye? 12 Eylül sonrası. Yok. Ha, gibi. Yoktur. Mesela 70 yaşında Kübra diye insan olur. Yoktur. Benim yayınlandı Kübra. İran İslam devriminden sonra Kübra, Büşra, Sümeyye isimleri yayıldı. Ya da İran İslam devriminin dünyadaki halklar üzerinde dindarlaşması ve İslamileşmesi, İslamizasyon. Mesela ben 70 doğumlu bir Kübra görmedim. Yoktur. 80 olur. Sonrası isimdi. 80 sonrası. Yeğenim de benim, ablamın kızı da. Sonradan bu sekülerleşti. 2001 doğumlu Kübra, Büşra manken oluyor. Kübra ismi yine manken yoktur da. Var Merve vardır, Büşra var. Büşra var ya, Büşra diye. Büşra, Merve var. Büşra Pekin ama var. Ama Kübra çok dindar ailenin kızıdır. Ömer Faruk ismini koyan. Yani şey, İslamcı bilinci olacak. Tabii tabii tabii. Dindar, şuurlu, bilinçli, milli görüşçü bir ailenin kızı i̇şte olabilir. Tevhid Karakaya'nın yeğeni. Doğru. Bak Ece Üner dedi Urfa Birecikli. Bana açık söyleyeyim yani bu konular şöyle oldu. Ben onu... Bir Ece Üner'e şey dedim işte devletin Atatürkçüsü gibi. Devletin şey. Orada dedi ki aman dedi devletten bir arkadaşım. Ya biz dedi istifade ediyoruz bundan. Yapma. Orada sohbet arası dedi ki ya bilmem şu Arap Kürt karışımıdır. Sen ne diyorsun? Aa dedim ben de. Ondan sonra işte dedesi aşiret savaşlarından kaçtı. Tabii devlette herkesin şeyi var. Çok ilginç ya Türk devletinde. Çok ciddi bir herkes, kayıt var. Burası bir imparatorluk makyesi. Var. Türk de olacak, Arap yani, ama ben sana söyleyeyim. Ece Üner. Hani gerçi Mehmet Sabri diyor ki abi açılım döneminde sırlarını surlara fısıldayan şehir diye Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Arap kimliğini, Kürt kimliğini övmüş, gurur duymuş. Birecikli değil mi? Tabii o açılım atmosferinde. O doğruydu işte. O doğruydu. O doğru. Ve işte senin orada arkadaşının da... Rum kökenli olduğunu Rum, söylemesi doğru. Ben dedi 6 bugün hala iktidar medyasının köşe yazarı. Dedim, ama ben dedi 6 yaşına kadar Türkçe bilmiyorum. Doğrudur. Benim çok arkadaşım abimiz var. Söylemeyelim. Çerkezce. He. Mesela 6 yaşıma kadar ben Çerkezce konuştum. Türkçe bilmiyordum diyen. Yine mesela Fuat Uğur Çerkez olmakla gurur duyuyor. Herhalde ya. Çerkez ben de Çerkez olsam ben de gurur duyuyorum. Bizim Ahmet Çakar'la Çerkez. Ben de Türk olmaktan gurur duyuyorum. Bu normal. Ümit Sabri Özdağ Türk mü? Ya ben onu Çerkez diye duydum. Çerkez. Şey, Kafkas Çerkez, kökenli. Çerkez. Bir de o Tokyo doğumlu. O hayır. O suç değil acaba sende ne yapıyorsun? Yani dolayısıyla burada bu faşist atmosferde... Ona kızıyorum ben işte. Anladım. Şimdi Mehmet Sabri bir Kürt aydını olmayı tercih etmiş. Mehmet Sabri de Kürt kimliğini inkar eder. Ona göre bir şeyini değiştirir. Daha böyle bir dilini İstanbul Türkçesine zorlar. Zaten çok güzel bir Türkçesi var ama... Gayet güzel Türkçesi. Hayır zaten çok güzel kardeşim. Türkçesi var ama...
şey yapar. Yani kompleks yapabilirdi. Değil mi? İşte ben ona kızıyorum. Beşiktaş'ta doğmuş gibi davranabilirdi. Haddini bil diyorum. O zaman o da birçok yere gelebilirdi. Türk devleti o açı ırkçı değildir. Türk devletinde asimile olan her yere gelir. Ya şimdi ne mutlu. Asimile olan her yere gelir. Ne mutlu Türk'üm diyeneği söyleyen, yani Atatürk'ün söylediği ne mutlu Türk'üm diyene bir stadyodur. Ben o yüzden. Nakşibendi Fevzi Çakmak da memleketin en uzun süre genel kurmay başkanı evet. olmuştur. Nakşibendi'dir yani. Şimdi makbul olmak kaydıyla makbul, her yere gelirsin. Makbul vatandaş. Evet. Yani öyle olacaksın. Ve o şekilde mesela Turgut Özal'ın bile eşi Semra Özal olmasaydı da Nermin Erbakan olsaydı gelemezdi. Başbakan gelemez, olamaz. Tabii, tabii başbakan. 83'le başbakan. Ya 2007'de bunu, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak için neler çekti? Ben bunu Efe Özal'la konuştum. Dedim ki babanın İnternet. Başbakan olma sebebi Semra Hanım'dı. Abi tamamen doğru dedi. Annemin dedi oğlu o Kenan Evren'i rahatlattı. Kenan tabii Korkut Bey gelememiştir. Korkut Bey gelmiş. tabii Turgut Bey de dinler ama Semra Hanım daha seküler. Üçü de dinler. Şey. Üçü de çocukluğundan beri beş vakit namazını kılar. Ama aynıdır. Orada yani mesela yani o çok önemli. O bağlam o çok önemli. Şey olarak söylüyorum. Hani. Ya işte aynen. Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması için ne kadar direndiler. Yani oraya bu manada aslında bizim bu insanlara değil hani sen de belki biraz kırdın Arap Kürt aslında inkar etmiyorum ya. Bu atmosferi de besleme. Bilakis bu atmosfere karşı demokrasiyi savunun, özgürlükleri savunun. Aman abi ironi yapıyorum ben. Kalkıp Türk milliyetçiliği şovu yapmayın. Evet. Kalkıp Atatürkçülük şovu evet. yapmayın. Şimdi Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya çatal atanların tarafında olması. Bunu olmadı da pasif durdu diyelim. Tabii, adam haksızı geçti. Çünkü ulan ben de Kürdüm. Nasıl ben de Kürtçe olmayı? Kolay değil sen de yapma. Ahmet Kaya söyledi işte. Dedi öldü adam. Ya da en azından orada olmasın. Orada olmaz çeker ya gidersin. İşte olmadı. Yaptığınız abi. Yanlıştır dersin. Diyemediler. Kadir İnanır bile bak çok yiğit adamdır. O bile orada fazla bir şey diyemedi. Çünkü ben gittim erken ayrıldım dedi sonra falan. Rüzgar sert esiyordu o zaman. Rüzgar sert esiyordu. Biz rüzgara göre hareket etmememiz lazım. Bak şimdi tamam. Türkiye'de sen ne diyorsun? Şimdi, sol Kemalist ittifak var diyorsun değil mi? Şey Kemalist İslamcı ittifak var diyorsun. İslamcı Atatürkçü ülkücü ittifak. Ama biz ne yapıyoruz burada? Kürt vatandaşlarımıza ortaya koyuyoruz. Ortaya koyuyoruz. Sahip çıkıyoruz. Haklarının olması gerektiği. Hatta sen Taha Hüseyin Karagöz'ü bile ben de Atatürk'ü şöyle severim böyle gerek severim yok. Diye teyit hiç gerek yok. Şimdi şöyle yani kendinizin Atatürkçü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın diyorum ben İslami tandanslı insanlara. Atatürk'e saygı duyabilirsiniz. Herkes, ben de saygı duyuyorum. Bak, Mustafa Albayrak nasıl muhafazakar? İki hafta önce başörtülü öğretmeni doğradınız. Başörtülü olduğu için doğramadık. Faşistlik yaptığı için doğradık. O konumda ısrarlı mısın yoksa o öğretmenden özür diler misin? Niye özür dileyim ya? Ben doğruyu söylemedim ki o kızımız hata etmiştir. Zaten cahil 23 yaşında yeni öğretmenliğe başlamış bir hem çocuk. Hem başörtülü hem Atatürkçüyüm. Olmaz. Olamaz. Olmaz. Hem Kürt hem Atatürkçü de olamazsın. Olamaz mı? Olamazsın. Eşyanın tabiatına aykırı. Tabri ne diyorsun? Bak çok iddialı yani bir söz çıktı. Hem başörtülü hem Atatürkçü olamazsın diyor. Olamaz tabii. Şeyden ötürü olamaz. Yani dediğim gibi hani Atatürk'e saygı duyarsın. Yüksek bir komutandır. O farklı. İyi bir saygı duymak, tanımak ayrı bir şey. Vücudun falan. Ama Kemalist olamazsın. Atatürkçü olamazsın. Olursan eğer bu şu demektir. Sen daha sert konuşayım. Senin Kürt eğer sen Atatürkçü bir Kürtsen Kürtlüğün anadan doğma babadan olmadır. Hiçbir şeyi yoktur. Hiçbir kültürel ya da hiçbir politik anlamı yoktur. Eğer sen İslamcı bir Kemalistsen, eğer başörtülü bir Kemalistsen o zaman senin başörtün kültürel bir vecibedir. Kültürel bir durumdur. Onun çünkü hatırlayın lütfen 2000 kaç yılıydı hatırlamıyorum. 2008 olabilir. Erdoğan İspanya'da demişlerdi ki başörtülü siyasal bir simgedir. O da demiş ki velev ki siyasal simge olsun. Tabii. Değil mi? Ne var ki bunda? Dolayısıyla şey böyle konuşur. Başörtülünün onun bir simgesi var ve onu sahiplenir. Diyorsun. Şimdi şunu tavsiye edeyim. Tavsiye et. Her Kürt, her İslamcı Türkiye'nin bütünlüğünden, büyük Türk milletinin bekasını düşünmekten, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim varsa ona saygı duymaktan mutlaka sorumludur. Ha eleştirebilir ayrı bir konu. Atatürk de eleştirilebilir, Erdoğan da eleştirilebilir, İsmet İnönü de eleştirilebilir. Bunlar hepsi beşer. O arada Erhan'a bak telefonlar geliyormuş, Yargıtay Başkanlığı diyordunuz yine daldınız diye haklı. Evet. Ben tek bir şey söyleyeyim. Yani manzara öyleydi ki ben tweet de attım. Beni arayan hakimler arasında Ömer Kerkez için Atatürkçü milliyetçi diyen vardı. Sünni Türk diyen vardı. Milliyetçi muhafazakar Sünni Arap diyen vardı. Bunlar hepsini manipüle etmek için söylemiş olabilir. Sol Kemalist Nusayri diyen vardı. Bu Yargıtay seçiminde sevgili Mustafa Albayrak ve sevgili Mehmet Sabri Akgönül.
Her şey konuşuluyor ama bir tek şey konuşulmuyor. Hukuk. Hukuk. Yine sen yazdığınızı konuşulmuyor. Şimdi hukuk konuşulmuyor. Müsaade edersen ben yargı seçimleriyle ilgili de konuşmak istiyorum. Tabii sana vereceğim sözü. Futbol konuşuluyor, top yok. Saha yok, kale yok. Yeşil saha yok. Evet, sen ne diyorsun? Sen Ömer Kerkez'den mi yanasın, Mehmet Akarcı'dan mı yanasın? Ben hukuktan yanayım, adaletten yanayım. İkisini de samimiyetimle söylüyorum, cahilliğime veririm. Şahıs olarak hiç tanımıyorum. Ama şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Manzara ne sence? Yıl 2013. Ne kastettiğimi anlatmam için temellendirmem lazım. Müsaade ederlerse izleyicilerimiz de. Yıl 2013, bir şehrimizdeki Fransa Başkonsolosu değerli dostumlar. Ha, Lyon. Yok, Türk İstanbul'da. Evet. Fransa'nın Türkiye Başkonsolosu, bir Fransızdan konuşuyor. Evet. Dedim ki, majesteleri, siz Hollanda'la Sarkozy seçime gidiyor. 2013'ün Mayıs ayında oluyor bu. Zannediyorum Haziran'da da seçim olacaktı veya yakın bir tarihte. Türkiye'de de bulunan bir insansınız. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Bir Türk dostusunuz dedim. Ben de içinde bulunduğum sivil toplum kuruluşu adına onunla birkaç panelde veya bir kokteylde görüşmüştük. Samimi olmuştuk. Dedim ki sizce Türkiye'nin menfaatine Monsieur Sarkozy'nin mi Fransa Devlet Başkanı olması iyidir? Yoksa Monsieur Hollande'ın mı iyidir? Hangi konuda soruyorsunuz dedi. İki konuda soruyorum dedim. Bir, Ermeni iddialarına karşı. İki, Avrupa Birliği'ne girmesi için. Dedi ki Ermeni iddialarına karşı dedi. Hangisi gelse dedi Türkiye'nin menfaatine olmaz. Sarkozy de dedi Ermeni lobisinin yanındadır. Hollande da Ermeni lobisinin yanındadır. Ama Avrupa Birliği konusunda Sayın Hollande dedi daha dedi Türkiye'nin yanında daha Türkiye'ci, daha Türkiye'ye sıcak bakan politikalara destek verebilir dedi. O zaman dedik yani %50 değişmiyor ama öbür %50'nin yarısında Hollande olması, Hollande'in kazanmasını temenni ederiz dedim ben de. Şimdi iki, bana İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimleri sorulduğunda hep şunu söyledim. Yakın dostlarım bilir bunu. Arkadaşlar bu Yargıtay seçiminde her şey konuşulur, hukuk konuşulmuyor ya. Buna Rasim Ozan yazın. O genel olmuş gibi. Rasim Ozan diye başına ekleyin. Devam et. Tabii bu Rasim'in sözü. Tabii ya, hepimizin sözü. Ben senden duyduğum için söylüyorum ama katılıyorum. Doğru, evet. Aynen. İkinci, dedim ki Sayın Mansur Yavaş veya Sayın Turgut Altınok arasında Ankara'nın belediye başkanı kim olur diye sorarsanız ben Ankara dersem oyumu bir Cumhur İttifakı mensubu olarak oyumu Turgut Bey'e veririm. Ama dedim devletin ve milletin bekası açısından Turgut Bey'in veya Mansur Bey'in kazanması arasında çok fazla bir fark yoktur. Çünkü ikisi de MHP kökenlidir, ikisi de devletçidir, ikisi de milliyetçidir. İkisi de Suriye'de PKK'ya karşı operasyon yapıldığında destekler, ne işimiz var Suriye'de demez. İkisi de Mavi Vatan konusunda kalkıp ne işimiz var Mavi Vatan'da biz mevcut durumdan devam edelim demez. İkisi de Libya'yla yapılan deniz sınırlandırılmış deniz antlaşmasına destek verir. Dolayısıyla Turgut Bey'in veya Mansur Bey'in hangisinin kazanacağı benim için dedim çok fazla farkı yok. Sadece oyumu kullanacak olan Turgut. Ama İstanbul'da dedim öyle durum öyle değil. Çünkü Sayın İmamoğlu ilk seçildiğinde kalktı dedi ki Kıbrıs'la alakalı gitti Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti. O zaman Kıbrıs Devlet Başkanı Mustafa Akıncı'ydı. Ve dedi ki Doğu Akdeniz'e dikkat çekiyorum dedi. Doğu Akdeniz'de çok tehlikeli gelişmelere giriyoruz dedi. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var gibi açıklamalar yaptı ve Rum tezlerini savunan Mustafa Akıncı'nın yanına gitti. Artı bu söylediklerime sevgili Sabri kardeşim katılmayabilir. Selahattin Demirtaş dedi benim için beğendiğim bir politikacıdır dedi. Yani HDP oylarına talip olmak için zaten HDP'de aday çıkarmamıştı 2019 seçimlerinde. Selahattin Demirtaş'a göz kırpmıştı veya İstanbul'daki HDP kökenli, HDP'li Kürt seçmenine göz kırpmıştı. Üç, yine Chatham House'tan ve Amerika'nın Avrupa Birliği'nin lobilerinden çıkmayan görüntüler veriyordu. Büyükelçilerden işte toplanıyordu. İşte karlı havada İstanbul kar altında, çığ altında kalmışken, binlerce, yüz binlerce kişi yollarda sefil olmuşken, kendisi İngiltere'nin büyükelçisiyle, Rumeli Kavağı'nda meşhur bir lokantada 2,5 sene önceden parasıyla 48 bin lira hesap ödeyip kalkan balığı yiyordu. Dolayısıyla Ekrem Bey'in seçilmemesini arzu ederim. Karşısındaki Murat Kurum'un seçilmesi deprem açısından da Türk milletinin ve Türk devletinin
BKS açısından da Murat Kurum'un seçilmesini önemli bulurum dedim. Şimdi buradan nereye geleceğim? Ekrem Bey'in seçilmesini tehlikeli buluyorum. Mansur Bey'in veya Turgut Bey'in arasında fark göremiyorum. Yargıtay başkanlarına gelince de Yargıtay'ın başındaki herkes benim için hangisi olsa benim için fark etmez. Sormadım, araştırmadım bile. Benim için hangisinin kazanacağında hiç önemi yok. Hangisi kazanırsa yargının başına gelip Türk hukuk sistemine, Türk adaletine hizmet edeceğine inanıyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü Türk milleti adına karar veriliyor. Yani mahkemeler karar açıklarken gereği düşünüldü diyor ve Türk milleti adına karar veriyor. Türk milleti adına karar veren merci de ben Türk devletinin ve Türk milletinin bekasını tehdit eden bir zihniyetin gelebileceğini düşünmüyorum. Madem ki o ikisi kalmıştır, o ikisinden hangisi kazanırsa bizim için makbuldür, saygındır ve biz buna saygı duyar ve icraatlarını takip ederiz. Bir an önce seçilmesini temenni ediyorum. Benim düşüncem budur. Bu dediğinize bir şey ekleyeceğim hocam. Eğer Rasim abinin bir şey sözü yoksa. Buyurun Mehmet Sabri'ciğim. Evet. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Yani neden bu Yargıtay seçiminde en azından biz ne meslekten hukukçu ne de bir hukuk muhabiri, yargı muhabirliği yapan insanlar neden biz konuşuyoruz? Çünkü bu seçimlerde hem önceki 3 adayın hem de şimdiki 2 adayın hukuki yetkinliklerinde hiçbir sorun yoktur. Yani gerçekten de Google'a Akarca ve Çerkez yazsak, bunların CV'lerini bulabilsek, baktığımızda gerçekten de hukuki yetkinlik anlamında hiçbir sorunları yok. Bizim için önemli olan bir entelektüel, aydın, araştırmacı, her neysek bizim için önemli olan onların yatkınlıklarıdır. Ve onları destekleyen kesimlerin nitelikleridir. Şimdi bugün Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçildiği bir Yargıtay Başkanı ne demektir? Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması demektir. Çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi zaten Türkiye'yi Erdoğan'ın hakemliğini zaruri kılabilecek bir krize sokmuştur. İkincisi, her ne kadar Rasim abi şey dese de, hani fantastik bulsa da, açıkçası burada bu argümanımı savunmak istiyorum, fantastik değil. Bugün 15 Temmuz'dan bu yana yargı bu tabire nakli küfür küfür değildir diyerek Doğu Perinçek'ten alıntı yapalım. Hukuk siyasetin köpeğidir demişti. Doğru. Şimdi an itibariyle her zaman öyle olmuştur dedi. Evet. Evet, her zaman öyle olmuştur dedi. Şimdi an itibariyle o kadar çok sıkılmış ve o kadar çok kement atılmış bir yargı var ki bu yargı yargı olmaktan çıktığı gün yeniden yargısal bir nitelik kazanır. Zaten bundan bahsediyorum. Yani hani şey gibi düşünelim lütfen. Gecenin en karanlık noktası gün ağarmadan biraz öncedir ya. Bu yüzden dedim artık yargının siyasallaşmasının son raundundayız. Yarın artık yargının siyasallaşması bitecektir ya da bu turlar kaç defa daha sürecekse. Ve benim bir tezim var. Bu tezim de şu. Ömer Kerkez her kesimin, yani hem milliyetçisinin, hem sosyal demokratın, hem menzilcilerin, hem de milli görüşçülerin onayını alan saygın bir isim olduğu için Ömer Kerkez'in gelmesi toplumun yargıya olan itimadını da artırır ve yargının dar bir kliğin çıkarlarını temsil ediyormuş şaibesini de ortadan kaldırır. Bu yüzden ben Tayyip Erdoğan'ın eğer bir işaret fişeği çakacaksa, ki böyle bir şey çakmadı, bir işaret fişeği çakacaksa en uygun aday Ömer Kerkez'dir. Çünkü bugün Türkiye'de bir hukuk krizi var ve işin ilginç tarafı Türkiye'de 1944 Türkçülük davasından bugüne Türkiye'de eğer bir siyasal kumpas yapılacaksa bu hep yargılar üzerinden olur. Hep savcılar. Zaten tabii başka türlü olamaz ki. Tabii hep yargı üzerinden olur. Şimdi bunun artık bitmesi gerekiyor. Ve bunun, çünkü başka türlü o zaman değişim olamaz ki. O zaman niye Erdoğan değişim dedi? O zaman niye Özgür Özel yumuşama dedi? O zaman niye normalleşti? Neden bahsediyoruz biz? Yani eğer 4 yıl önceki Yargıtay Başkanı'yla devam edeceksek o zaman değişmiyoruz demektir. Anlatabiliyorum değil mi? Yani benim yargının siyasallaşması Mehmet Akarca gibi. Peki sen ama Tayyip Erdoğan Mehmet Akarca'yı desteklemiyor diyorsun. Ömer Kerkez'i destekliyor diyorsun. Değişik bir tez. Evet, sebebi şu. Yani büyük bir ihtimalle bunu yine kabul etmeyeceksiniz ama bugün Erdoğan ile Bahçeli arasında sürdürülebilir bir rekabet var. Bu rekabeti
bir çatışma ve bir ayrışmaya gidilebilir ama sürdürülebilir bir rekabet var. Bu rekabeti şöyle yorumluyorum. Müsaadeniz olursa kısaca izah edeyim. Estağfurullah. Bundan önce hem biraz şey nefes alalım. Şimdi bu sosyal demokrat lafına dair sizin o şerhiniz çok değerliydi. Ben onu söyleyecektim, bölmek evet. istemedim. 1917 yılına kadar Lenin Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin lideriydi. Genel başkanıydı. Aynen. Bravo. Evet. Yani Rusya Komünist Partisi'ne geçmeden önce partinin ismi Sosyal Demokrat'tı. Bu Sosyal Demokrat Türkiye'de çok un kimliği haline geldiğinden ötürü, belki de öyle anlaşıldığından ötürü ya da apolitikleştiğinden ötürü ağırlığı kayboldu. Ama siz sol Kemalist diyerek, yani İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu misali bir evet. portreye işaret edildi. Bence daha doğru bir tanımlama yaptınız. Bunu kapatayım. Benim Almanya'da Alman demiryolu işçilerinin grev literatürüne hediye ettiği bir kavram var. Tam Türkçesi şu, gayretkeşlik grevi. Bunun İngilizcesi rule to work. Yani her şeyi kuralına göre yapma. Şimdi bu da şu. Almanya'da demiryolu işçilerinin greve gitmesini yasaklıyorlar. Eğer greve giderlerse hem suç işleyecekler hem de kovulacaklar. İşçiler de bir araya geliyorlar ve diyorlar ki tamam. Madem ki bunlar bizim greve gitmemizi istemiyorlar. O zaman biz her şeyi kitabına ve her şeyi kuralına göre yapalım. Yani bütün nizamnameyi, bütün prosedürleri uygulayalım ki bir tane tren bile kalkmasın. Bütün nizamnameyi ve bütün prosedürleri uyguluyorlar, tek bir tren bile hareket edemiyor. Dolayısıyla iş durdurmayı kitabına uygun bir şekilde yapmaya başlıyor. Evet. Bence Erdoğan ile Bahçeli arasındaki rekabetin stratejisi bu. Şimdi Bahçeli ile Erdoğan arasındaki anlaşma neydi? Saraya taşınan bir devlet ve her şeyin kontrolünün Erdoğan'da olması. Bahçeli Erdoğan'a diyor ki her şey senin kontrolünde. Yargı da senin kontrolünde, yasama da senin kontrolünde, hukuk da senin kontrolünde, MİT de senin kontrolünde. O zaman sen al her şeyi kendi yoğunlaştırılmış liderlik benliğinde, bedeninde tecessüm et diyor. İyi de bu Türkiye'yi dış borcunu patlattı. Bu Türkiye'yi artık nefes alamaz bir ülke haline getirdi. Ve üstelik bu Türkiye'yi Erdoğan'ın kendi yönettiği kurumlarda bile büyük bir krize sebebiyet verdi ve geldi yerel seçimlerde patladı. Yani tır geldi, kamyona çarptı. Şimdi bundan sonra Daha bir itirazı var mı bu tezlere? Ya tabii ki Türkiye'de hukuk sisteminin sorunsuz olduğunu kimse Evet Sabri'cim sen bitir. Evet sen cevap ver. Evet. Sabri Bey bitirsin, ben şey yapayım, yorum yapayım. Ha, şunu diyecektim hocam. Türkiye olağanüstü halle rayından çıkmıştır. O zaman artık yargısal bir müdahaleyle de rayına girecektir. Nereden patlak yediyse oradan yama yapılmaya çalışılacaktır doğal olarak. Ve artık 15 Temmuz güvenlik rejiminden çıkıyoruz. Çünkü artık devletin bekası tehdit altında değildir. Türkiye artık terörle mücadelesini kendi sınırların dışına taşımıştır. Bugün Japonya'da bile PKK ile ilgili kararlar alınmıştır. Aynen aynen. Bugün biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye zaten bir tane PKK militanı bile ülke sınırları içerisinde yoktur. Terör belasından uzaklaşmıştır. Düşman diye bir söyleme Türkiye'deki meşru iktidarın ihtiyacı olmadığından ötürü Türkiye'yi normalleştirmeye başlayacaktır. Ve bu Yargıtay seçimleri bu normalleşmenin de ilk roundudur diyelim. Buyurun hocam. Evet sevgili Mustafa Albayrak. Sen buradan şeye geçelim yavaş yavaş. İnsanlar diyor ki ne akarcası ne bilmemiz kardeşim. Yargıçlar zaten böyle devletin yok. Emrinde. Sen Özgür Özel'in bir nevi bir önayak olduğu bu yumuşama süreci, bu uzlaşma. Bir yandan buna aşırı şey Kemalistler karşı çıkıyor. Sen ne biçim adamsın Fatih Altaylı. Kemalistler değil de Ekremciler diyelim. Ekrem İmamoğlu oldun ben Özgür Özel'in bu yaptığını çıkarına aykırı bir şey görmüyorum. Öyle yorumluyorsa Ekrem İmamoğlu çok akılsız adamdır. Şu anda saldıran Özgür Özel'e sen niye Taha Hüseyin Karagöz'ü yanına kabul ettin? Sen niye böyle mesajlar veriyorsun? Niye yumuşama gösteriyorsun diyen? Yumuşama gösteriyor diyenler ama daha önce Ece Üner falan işte almayacaksın. Evet, onu işte yumuşakça oldun. O bu adamı tabii. falan şu Arap Kürt olmasının kompleksiyle. O Ekrem İmamoğlu değil. O zaman Ekrem İmamoğlu da Özgür Bey fragmandın bittin artık sen falan diye yazmış bir insan. Normal yani. Şimdi şöyle seçimden sonraki Özgür Özel'i nasıl buluyorsun?
Şimdi şu politikaları... Bu kadar gayet böyle bir siyasetçi olduğunu düşünür müydün? Ben sürpriz oldu benim için. Gayet değerli buluyorum. Öyle yapmış mi? Olduklarını çok değerli buluyorum. Yani Özgür Bey'in tabiriyle yani normalleşme. İktidar medyasında bırakın buna güvenmeyin, görüşmeyin, Tayyip Bey ya, diyenlere katılmıyorsun. Konuşuyorlar ya. Konuşuyorlar yani. Bu konuşmaktan niye rahatsız oluyorlar? Niye rahatsız oluyorsun? Evet. Şimdi ben liberal Rasim Ozan'dan veya işte Kürt aydını Sabri Bey kardeşinden ben işte Cumhur İttifakı yanlısı olarak bir insan olarak ve milli görüşü bir insan olarak bir yere girip konuşmamda ne zarar var ya? Ben liberal mi olmuş oluyorum seninle konuşacağım? Veya Sayın Ümit Zileli buradayken ondan konuşuyor diye ben işte sol Kemalist mi oluyordum? Yani yok. Tabii. Aksine tartışıyorduk, konuşuyorduk. Şimdi evet. Özgür Bey'le Sayın Cumhurbaşkanımızın veya AK Parti ile CHP yetkililerin konuşmasını ben çok değerli buluyorum. Yani biz diyalogdan kaçmamalıyız, konuşmaktan kaçmamalıyız. Zaten herkes aynı fikirde olsa aynı çatı altında olurlardı. Farklı düşüncede olduğumuz için farklı partilerdeyiz. Ama bu insanların bir araya gelip konuşmasına mani değil ki. Özellikle yeni anayasa yapılması gibi bir konuda CHP ile AK Parti görüşmeyecek. Kim görüşecek ya? Kimden görüşecek yani? AK Parti anayasa yapmak için Avrupa Birliği'nin büyükelçilerine mi görüşecek? Hani evet. Altılı masadan bir tanesi demiş ya Sayın Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanımız açıkladı. Altılı masadan bir tanesi diyor ki biz Avrupa Birliği'ne bir büyükelçiye gönderdik diyor. Bakacağınız düzelteceğiniz bir şeyler var mı? Türk milletinin veya bu halkın, bu devletin geleceğini belirleyecek olan, hazırlanması gereken bir anayasayı tabii ki en çok konuşması gereken iki parti AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'de en çok yüksek reyi almış iki partidir. Ben bu bağlamda Sayın Özgür Özel'in daha önceden Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu gibi veya çok daha önceden Sayın Baykal'ın yapmış olduğu gibi işte bu seçimin gerçek mağlup olduğu zaman, açık ara mağlup olduğu zamanlarda bile biz bu seçimin gerçek galibiyiz gibi ipe sapa gelmez terimlerde bulunmayıp aksine galip olduğu, kesin galip olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel 31 Mart 2024 seçimlerin kesin galibidir. Galip olduğu halde diyaloğa açık bırakmalarını, kapılarını çok değerli buluyorum. Ha bunda art niyetleri var, ben kalplerini yarıp bakamadım. Ama şu davranış, şu konuşmalar, şu verilen mesajlar çok değerli. Bu tabii ki benim yorumculuk yapmış olduğum kanallarda da yani denilebiliyor ki onlar güven, olabilir güvenme. Yani CHP'liler AK Partililere güvenmesin, AK Partililer de CHP'lilere güvenmesin. Ama bu konuşmaya mani değil ki. Kimse kimseye %100 güvenmiyor ki. Ama konuşa konuşa belli noktalarda ortak müştereklerde bulunabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın tek başına en azından 31 Mart 2024 seçimleri sonrasına bakarsak yani 31 Mart seçimlerini bir anket kabul edersek, bir kamuoyu yoklaması kabul edersek ki en iyi kamuoyu yoklaması seçimlerdir, seçim neticeleridir. Türkiye'de anayasayı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın tek başına hazırlamasına gücü yeter diyebilir miyiz? Yetmez. Ha, meclisteki sayı 401 milletvekili 2023-28-14 Mayıs'ına giden süreçte yapılan ittifaklar neticesinde alınan 400-401 Cumhur İttifakı oyu anayasayı değiştirmeye yeterli oluyor. Ama şu anda bu 400 milletvekili bir araya gelebilir mi gelemez mi? Ve 367'yi bulur mu bulmaz mı? Bu konuda tereddütler var. Peki AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın kolay bir anayasa yapabilmesi için o asgari müştereklerde buluşup çözüm odaklı bir anayasa hazırlığına girmesi için yapacağı en büyük atılım ne olacaktır? Tabii ki CHP ile görüşmektir ki görüşme talebi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özgür Özel'den gelmiştir. Ben seçimden önceki Özgür Özel'den seçimden sonraki Özgür Özel'i birbirinden ayrı tutuyorum. Hangisi gerçektir bilemem. Onu zaman gösterecek. Ama 31 Mart akşamından itibaren erken seçim çığırtkanlığı yapmadığı için yapmadığı için bunu gayet pozitif buluyorum, müspet buluyorum, yaklaşımını değerli buluyorum ve bunun devam etmesini umuyorum. Aynı görüşmelerin meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da DEMPAR dahil TBMM'deki herkesten görüşür. Meclis başkanı görüşmek zorunda. AK Parti görüşürse ben buna eleştiririm. Şöyle eleştiririm. DEMPAR'ın daha net olarak açıklamaları belli olmamakla birlikte
belediyeleri kazandığı yerlerdeki davranışları İstiklal Marşı'na karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve birinci Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün resimlerine hakaret eden Demparlıların o görüntülerinden dolayı ben Demparlı AK Parti'nin veya Demparlı Cumhurbaşkanımızın Özgür Özel'le yapmış olduğu görüşme gibi bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Ama buna da şartta değil. Numan Bey de Sayın Meclis Başkanımız da bu görüşmeleri yaparak anayasa taslak çalışmalarına Dempar'ı da dahil edebilir. Ha, Dempar'la bir ortak nokta bulunabilir mi? Çok zor. Ben bunu mümkün görmüyorum ama zaten Dempar'ın olması şart da değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhur İttifakı karar verirse Dempar'ın dışlanması için veya Dempar'a oy verenlerin iradeleri dışlansın demiyorum. Bunu da izah ediyorum ama Türkiye'ye özerkliği, federasyonu veya işte yerinde yapılanma, yerel milis kuvvetler, ondan sonra Diyarbakırlıların ayrı milis kuvveti olsun, Şırnak'ın ayrı Kürt milisleri olsun gibi düşünceleri savunma ihtimallerinden dolayı Dempar'la bir ortak noktada buluşabileceklerini düşünmüyorum. Ama geri kalan Türkiye'nin %90'ını temsil eden Cumhur İttifakı artı CHP ve yanındakiler Türkiye'de yeni bir anayasa yapmaya, ortak noktalarda, müştereklerde buluşmaya müktedirdirler. Mümkündür bu. O yüzden ben Sayın Özgür Özel'in 31 Mart gecesinden itibaren vermiş olduğu mesajları çok doğru buluyorum. Buna karşı çıkan CHP medyasında diyorum ki sizin ağababanız, belediyelerden sizi besleyen, maaşlarınızı veren, altlarınızdaki arabaların mazotunu koyan, size açıktan veya resmiyetten maaş veren, bunu Ekrem Bey'in sizden istediği için bu şekilde Sayın Özgür Özel'e saldırıyorsunuz. Bakın iktidar medyasında Sayın Özgür Özel'e bir saldırı yok. Neden? Yapılan iş doğru iş. Mesela biz çözüm sürecinde desteklemiştik. Çözüm sürecinde operasyonların olmamasını da o günkü şartlar içerisinde doğru bulmuştuk. Yani doğru bir iş olduğu zaman sizin düşman gördüğünüz, rakip gördüğünüz, hasım gördüğünüz yerden bile olsa siz buna en azından susarak karşı çıkmamalısınız. Sayın Özgür Özel'in, Sayın Erdoğan'ın partisinde ayağına giderek, tevazu göstererek Sayın Cumhurbaşkanım demesini çok değerli buluyorum. Mesela bana herkes der ki senin inancına, ideolojine aykırı olduğu halde sen Sayın Doğu Perinçek'e ve Vatan Partisi'ne neden çok iltimas gösteriyorsun? Neden Allah çok Allah yakınlık gösteriyorsun? Derler, değil mi? Sayın Doğu Perinçek benim Cumhurbaşkanıma ve benim partimin genel başkanına sayın dediği için ve sıcak yaklaştığı için onu İslami tabirle söylüyorum, ulul emr kabul ettiği için ben de Sayın Doğu Perinçek'e saygın buluyorum. Sayın Doğu Perinçek'e saygı duyuyorum. Onun partisi ideolojisi değerli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmiş meşru devletin başı olduğunu kabul eden herkes ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasını, devletiyle milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkın inançlarıyla kavgası olmadan savunan herkesi ben saygın bulurum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in Arapça tabelalara dokunmayın demesini ben nasıl görmezden geleyim? O çok önemli bu. Kendi tabanını bile karşısına alacak bir çok cesaret. Çok önemli buluyorum ben bunu. Aynen aynen. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. Sabri kardeşim benden daha iyi hatırlar. Çünkü ihtisas sahası bir konu. 2013 yılında çözüm sürecine giden o günlerde mahkemelerde Kürtçe müdafaa yapmak isteyen, savunma yapmak isteyen avukatlara tercüman getirilmesi serbest bırakıldı. Yasal düzenlemenin serbest bırakıldığı zaman Selahattin Demirtaş demişti ki, Sabri kardeşim hatırlayacak, bunu görmezden gelemeyiz. Bu önemli bir şeydir demişti ki Selahattin Demirtaş o zaman da çok nankörlük edip Sayın Erdoğan'a karşı çıkıyordu. Bir çok böyle uç muhalefet yapıyordu. Şimdi ben Sayın Özgür Özel'in veya yarın çıkıp da Tuncay Bey mi şeyin başkanı Dempar'ın başkanı eş Tuncay başkanı Bakıran, işte Tuncay Bakıran'la bir hanımefendi isimleri devamı değiştiği için kusura bakmasınlar ezberleyemiyorum. Dempar'ın yöneticisi çıkarsa biz devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz. Biz Türkiye'de herhangi bir ayrılıkçı fikre sahip değiliz. PKK'nın da terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Aramıza mesafe koyuyoruz dediği zaman Dempar benim için AK Parti kadar meşru bir parti olur. Bunu söylediği zaman. Bak benim için meşruiyet sorunu kalmaz. Yeter ki bunu söylesin. Ben hep bunu söylüyorum.
silahları bıraksınlar. PKK silahlarını gömsün nereye gömecekse. DEMPAR'da silahlı mücadelenin yanlış olduğunu söylesin. İspanya'daki Batasuna mıydı? Batasuna. Batasuna. Batasuna'nın yapmadığını yapmasınlar. Ve terörü kınıyorum desinler. DEMPAR da meşru bir partidir. Bunu zannediyorum kıymetli Kürt aydını ve aynı zamanda Lider TV Diyarbakır temsilcisi olarak da gördüğümüz Fahri Sabri Akgönül buna cevap verecektir. Sen de farkı düşündün. Ya Fahri olduğunu söyleyelim. Profesyonel. Olsun evet. Olabilir her şey olabilir. İnşallah profesyonel olur. De olur. Sevinirim ben. Şunu söyleyelim. Reklamlar var. Reklamlardan sonra devlet perspektifini yansıtan Mustafa Albayrak'ın tezlerine karşı Kürt aydını olarak Diyarbakır'dan Mehmet Sabri Akgönül ne diyecek onu izleyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Evet. Sırlarını surlarına Sabri şu an yok mu? Hayda. Sabri niye yok arkadaşlar? Ben de tam sırlarını surlarına fısıldayan şehirden Diyarbakır'dan Sabri diyordum ki şu an Sabri hattan düşmüş. Ne diyorsun? Kürt olduğu için bir komplo var. Yok. Sabri kardeşimiz programımıza renk katıyor. Kürt vatandaşlarımız Büyük Türk Milleti'nin bir mensubu, bir kesimidir. Hazır mıdır Sabri? Evet. Onların bir temsilcisi Sabri gibi. Sabri Akgönül hazır mı? Konuşmasından bize keyif alıyoruz. Tabii. Sevgili Sabri, sırlarını surlarına fısıldayan şehirde misin şu an? Evet, evet. Şimdi Diyarbakır'dayım. Sırlarını surlarına fısıldayan şehir Diyarbakır. Evet. Dan. Mustafa Albayrak'ın bu deminki perspektifine ne diyorsun? Sen katılıyor musun? Görüşlerin neler? Özgür Özel, Tayyip Erdoğan yumuşama sürecinden bir Kürt aydını olarak memnun musun? Başlamadan ben bir iki selam var. Söyle bak, selam. Bahçeköy'de Sarıyer Börekçisi, Birici Börekçisi'nden Murat kardeşimizin çok Sarıyer selamı var. Selam. Ondan sonra yine Twitter'dan ne olur diyor babamla program seyrediyorum diyor. Meteliksiz İmparator diye bir hesap var. Yapma senin ya. Yani kim bu Koreli gibi? O da çok senin hayranın, fanın. Sağ ol. Ondan sonra sevgili Ahmet Hamdi Küçük ve diğer arkadaşlar böyle hepsine selam yolluyorlar. Hamdi Küçük Cem Küçük'ün akrabası olmasın? Yok. Akrabası onu da yazıyorlar. Cem Küçük'ün başına neler geldi? Kapısına niye jandarma geldi? Orada konuşun diyorlar. Onu da konuşacağız. Vakit olursa konuşuruz. Evet Mehmet Sabri'ciğim. Bu konularla ilgili düşüncelerin nelerdir? Evet. Şimdi birincisi şeyden başlayayım. Yani hocamın tam da başladığı yerden ben başlayayım. Bir kere Özgür Özel'in demokratlık ya da insan haklarına riayet konusunda hiçbir kırığı yok. Yani Özgür Özel 2012 yılından beri bir insan hakları aktivisti olarak çalışıyor. Yani kendisi meslekten eczacı olmasına rağmen, yani hukukçu olmamasına rağmen bir insan hakları aktivisti olarak çalışıyor. Devletin neredeyse herkes, devletin üst düzey kadroları her önüne gelene işte PKK, her önüne gelene FETÖ diye yafta yapıştırırken Özgür Özel CHP içerisinde bugün DEM Parti içerisindeki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığına benzer bir şekilde cezaevlerini ziyarete gidiyordu. Hatta başörtülü kadınlar FETÖ ya da Zaman gazetesini savunuyorlar diye FETÖ'cü adı altında dayak yediklerinde, polislerden dayak yediklerinde de bunu Özgür Özel reddetmişti. Yine mesela biliyoruz ki Özgür Özel diyorsun hatırlı, yani insan hakları merkezli bakan biri midir diyorsun. O manada sicili olumlu olur diyorsun. Tabii. Her zaman öyleydi. Yani bunu biz biliyoruz. Bunu Türkiye'de siyaset gündemini takip eden insanlar biliyordu zaten. Dolayısıyla Türkiye'de bugün Özgür Özel ile Erdoğan zaten tırnak içerisinde söylüyorum. Erdoğan'ın CHP'de konuşabileceği tek adam Özgür Özel'di. Yani Kılıçdaroğlu bile Erdoğan'ın konuşabileceği kadar uygun bir aday değildi. Çünkü zaten Erdoğan yani sarayla neydi o müzakere edilmez mücadele edilir gibi sanki içine... O çok yanlıştı Erkan, bu rezillikti ya tabii. Ama tabii içine Erkan Baş kaçmış gibi konuşuyordu yani. Maalesef. Bu anlamda ben
ister normalleşme, ister yumuşama, her ne olursa olsun bu süreci Türkiye'nin lehine buluyorum. Fakat burada ilginç olan şey şu. Sanki sadece Özgür Özel CHP'si değişiyormuş gibi bir hava estiriliyor. Oysa ki Erdoğan AK Partisi de değişiyor. Çünkü Erdoğan çıkıp ilk elden hiç kimse layüsel değildir, herkes bu başarısızlığın ortağıdır, herkes bu değişimi yaşayacaktır diye. Bunu biliyoruz. Mesela yakında Eylül'de ya da Ekim'de yapılacak olan kongrede birçok değişikliğin olabileceğine dair Şamil Tayyar ya da diğer başka isimler söylüyorlar. Dolayısıyla değişim zaten artık Türkiye'de başladı. Bence problem şu. Özgür Özel Erdoğan'la görüşmesinde bu bir siyasal yakınlaşma olduğundan ötürü, Erdoğan da devletin bütün kurumlarını Handi ise elinde bulundurduğundan ötürü Özgür Özel bu kurumlardan hangisine etkide bulunabileceğini kararlaştırabilmek zorunda. Yani Özgür Özel ve Erdoğan yakınlaşmasından Özgür Özel'in karar mercilerine katılımı, Özgür Özel'in devlette olan bitenlere müdahil olup müdahale edebilme imkanına sahip olması gerekir. Eğer Özgür Özel CHP genel başkanı olarak kalıp da devletin hiçbir politikasına ne müdahil ne de müdahale olmayacaksa, o zaman Özgür Özel'i İsmail Saymaz avlar yani. Ece Üner avlar. Bunu neden ama söylüyorum? Ben sana katılmıyorum. Bak bence Mehmet Sabri, İsmail Saymaz demin Mustafa Albayrak'ın sözlerinden farklı sözler söylemiyor. Adaletli olalım. Ben şu an İsmail Saymaz'ı ana muhalefetin faali Rıfkı Atay'ı görüyor. Objektif olalım. Yani insanın geçmişiyle Süleyman Demirel de Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin başkanıydı. Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyordu. Doğru. 1991'de bütün karakollar şeffaf olacak, camdan olacak. İşkence odaları olmayacak, siyasi şube olmayacak, devlet Kürt realitesini tanıyacak demeye getirdi. Yapamadı, ayrı konu. Dedi bir kere dedi. Kullandı, pervari de kullandı. Hatta Aziz Nesin dedi ki bir darbe daha görse komünist olacaktı. Hatırlıyorsunuz Demirel için. Çünkü hakikaten ben 1987'de 86'da bir Süleyman Demirel röportajı okudum. Dönemin Yeni Gündem gazetesinde, Murat Belge'nin gazetesinde, ya Cem Boyner'in ya da şey gibi, Cem Boyner'in yedi ağası gibi. Hı. Yani atmosfer değişir ve ben bakıyorum İsmail Saymaz Sözcü TV'de de o deminki devletin, bence biraz devletin içinden güçlerin yönettiği programın aksine senin gibi konuşuyor. Artık halk şeyi özledi diyor. Büyük koalisyon zamanı diyor. Ben koalisyon olsun demiyorum. Tabii değil de yani. Konuşmanın ne zaman olabilir? Çalışıyor. Öbürü ayrı. Öbürü onlar daha devletin kontrolünde. Ben onları en son haberde anlatacağım. Fatih Altay neden böyle yapıyor? O programda o Arap Kürt kızımız neden böyle yapıyor? Bütün bunları anlatacağım. Arap Kürt kızımızın kim olduğunu biliyorsun değil mi Sabri'ciğim? Ya biliyor. Hepsini... Hepsini anlatacağım. Ben devletin içine herkese tamam, çıkmıyor insana. Ama İsmail Saymaz'ı... Bak Abdülkadir Selvi. Seversin sevmezsin. Kötü niyetli diyebilir misin? Son dönemde yazı risk alıyor. Asla diyemem. Düşünceler açık. Benim de katılmadığım şeyler Tayyip olabilir. Tayyip Bey de ne diyor? Tabii. Yanımda. Başlar. Abdülkadir Selvi Faali Rıfkı Atay mıdır bugün? Tabii tabii. Cumhur İttifakı'nın, devletin Faali Rıfkı Atay'dır. İktidarın. Ana muhalefette de her an herkesle konuşabilen İsmail Saymaz. İsmail Saymaz. Kesinlikle. Bilgi alabilen. Başarılı bir gazeteci olduğunu tabii kabul ediyorum. Diğerleri bilgi değil, yorum. Diyor ki sen yumuşakça oldun, almayacaksın Taha Hüseyin Karagöz'ü. Ki Taha Hüseyin Karagöz'ü bunu yapan, acaba Mustafa Albayrak ne yapar? Yani ya da Mehmet Sabri'ye ne yapar? Ya da ne bileyim daha böyle iktidarla özdeşleşmiş aşırı yorumculara ne yapar? Jandarma tarafından evinden kelepçeyle alınmak istenen Cem Küçük'e ne yapar? Bak adam daha bu dönemde jandarmaya alınmak isteniyor. Demek ki o dönem idam edilecek. Yani gözüken o yani. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla Mehmet Sabri'ciğim gündemi yakın takip etmez. Mesela bana hala AK Parti'nin gayri resmi sözcüsü gibi bakanlar var. Adam tabii retro. Ya değil diyoruz. Adam hala Rasim. Bugün mesela evet itiraf ediyorum. Bu kadar hakim savcı aradıysa o imaj yüzünden. Evet. Ya diyorum bir operasyon yok.
Rahat olun. İktidar yalnız. Ya böyle hep bir şey. Sen dedin mi olur. Ya böyle bir şey yok. Yok. Ben olaylar içinde değilim. Vallahi değilim. Hani bu adam bir demiş ya vallahi işte ben kara belayım dedi. Kara. Yani olsa söylerim. Bak ben bunu da Fatih Altaylı olayında beyefendi de şahit yılbaşıydı. Telefonlar geldi. Hatta bir ikisi bana Mustafa Albayrak ulaştı. Dedi ki Mustafa Albayrak. Ya Razim en kritik isimler sana ulaşamayıp beni arıyor. Bu Fatih Altaylı'yı galiba operasyon geliyor. Dedin mi? Dedim. Şahit mi Allah? Allah da şahit. Kullar, kullar. Yani o onu da ben dürüstçe. Geldi. Geldi ya. Geldi. Dürüstçe, dürüstçe. Bak dedim Fatih. Yani ben orada iki türlü tavır saklayabilirim Mehmet Sabri'ciğim. Bir, devletle konuşursun. Sen konuşmamış gibi kendi görüşünmüş gibi sallarsın. O benim bugünkü tecrübemden sonra kaypaklık. Yavşaklık. Affedersin. Ben ne yaptım? Dürüstçe. Kardeşim durum bu. Bak ben o objektif koyuyorum. Senin tutuklanma olasılığın var. Küçümsedi. Ne oldu? Yurt dışına çıkış yasağı ve her gün saat 10'da karakola imza oldu. Ve sen de onu hissettin operasyon gelecek. Tabii canım. Helal. Tabii canım. Bazen hissedersin. Bazen de böyle bir şey yoksa da yok dersin. Yani mühim olan şeffaflıktır. Olmayan değildir. Mesela bugün Selvi'nin bana İmamoğlu'yla ilgili yazısını söylediler. Dedim ki bak. Selvi'nin devletten duydukları Fahri Rıfkı Atay'dır. CHP konusundaki de şahsi yorumudur. Tabii. İmamoğlu Özgür Özel kavga ediyor diye. Biraz da onu istiyor tabii İmamoğlu'nu sevmediği için. Anladın mı? Saymaz'ın da şeyden duyduğu doğrudur. Yani diyorum ana muhalefetin Fahri Rıfkı Atay'ı. Ama diyelim ki şey konusunda görüşleri yorumdur. İşte o MHP AK Parti arası gerilimler odur budur işte şeydeki maalesef salak muhalifler tarafından çok önemsenen hırşıkçı diye devletin içinde anılan o fırsatçı bir danışman var. Onu çok önemsiyorlar. Adamın lakabı hırşıkçı kardeşim. Hırşıkçı ne demek Mehmet Sabri? Türklerde hırşıkçı kelimesi meşhurdur. Kemik yalayıcı demek. Ya kemik yalayıcı. Yani devletin en önemli kurumunda hırşıkçı denen bir adama başta o Kürtler kaybeden ve kaybettiren oldu diyen Laz fıkralarından çıkma salak gazeteci, ismini anmıyorum. Laz bir gazeteci varsa biliyor musunuz? Çok önemli. Ya kardeşim siz kimin önemli, kimin önemli? Yani şimdi adam Arjantin takımını analiz ediyor. Messi çok önemli değil. O şey, Messi önemli değilse de Arjantin'den bahsetme kardeşim. Değil mi? Yani burada aslında MHP AK Parti. Anlatabiliyor muyum? Yani analizi doğru yapmak lazım. O mahallede arada girdim. Yani bana göre şu an bak objektifim ki İsmail Saymaz benim aleyhime belki 100 tane yazı yazmıştır. 250 tweet atmıştır. Ama ben objektifim. Şu an Türkiye'nin gazeteci anlamında en önemli iki ismi Selvi, Abdülkadir Selvi ve İsmail Saymaz. Doğru. Doğru mu? Doğru. İkisinin de muhalefetin sesi ana muhalefetin Fahri Rıfkı Atay'ı. İsmail Saymaz'dır. Devletin Fahri Rıfkı Atay'ı külliyenin sesi Abdülkadir Selvi'dir. Yalnız şunu söyleyeyim. Abdülkadir Bey'in, ki değerli bir abimizdir. Ben çok severim kendisini. Evet. Her yazdığı iktidarı hayır, orada ayıracaksın. Değil. Bak, yorumu var. Tabii. Bilgisi var. Yazdı mesela ben Kavala'yı bile ilk yazdığında dedim ki Ahmet Emin Yalman mı oldu acaba bu sefer evet. Fahri Rıfkı dedim. Yani kendi görüşünü mü? Temennisini söyledi. Senin hani hayır. Sonra anlaşıldı. Kendi görüşü olmadığı anlaşıldı. Niye ilk yazdı bu? Ahmet Emin Yalman mı dedim. Evet. Sonra hatta Berlin'deydim. Bunu söyledim ben en son haberde. Bayağı da izlendi. Tabii, kaçırmışım. Bak. İlk, hayır programı izledin de orayı. Yazdı. Osman Kavala dedi çıkacak. Çıkmalı demeye gitti. Dedim ki acaba Fahri Rıfkı Atay bu sefer dedim Ahmet Emin Yalman. Çünkü Ahmet Emin Yalman daha liberal bir isimdi. Hatta Atatürk onu 10 sene gazeteciliği yasakladı falan biliyorsun. Fahri Rıfkı Çankaya'nın sesiydi. Hatta o gün hatta MHP'liler Abdülkadir Selvi'nin içinden geçti. Doğru mu? 2-3 gün sonra baktım bir daha yazdı. Bir daha yazdı. Tayyip Bey'le bizim sevgili Sabri Çağlar'ın da içinde oldu. Yani Lider TV genel yayın yönetmeni Sabri Çağlar'ın da gittiği uçakla o Tayyip Erdoğan geçtiğinde Selvi de vardı. Bir baktım Tayyip Bey'in yanında. Ve ama sordum oradaki gazeteciler dediler ki abi Abdülkadir Selvi'ye devlet bakanı gibi iltimas gösterdi. Tamam ama bu onun söylediği... Orada anladım ki o Havalan'ın çıkması gerektiği bir devlet.
MHP katılmayabilir. MHP devlet değil bugün. Bak, Devlet Bahçeli devlet değil. Ama bugün... Devletin bir kanadı değil mi peki? Kanadı diyebilirsin kanadı ama gördüm. Ana ya ben şunu gördüm. Ben şundan eminim. Tayyip Erdoğan şu an bir hakim Kavala'yı tahliye ederse bir şey demeyecek. De demedi. Zaten Selvi unutma. Selvi tamamen Tayyip Erdoğan'a dışında bir... Peki sence edebilir mi? Türkiye'de bu cesareti gösterebilecek Kavala'yı serbest bırak. Nasıl bırakacak? Evet, yani ama yolu geçiyor olabilir bir hakim. Ya Tuğrul Türkeş dedi bunu. Dedi kardeşim bir şey çıkar. Ya Türkiye'de bir karar verirsin. Hakim sev yapar. Burada şu önemli. Burada mesela konuya geleyim şimdi bak. Ne dedik? Fadi Rıfkı Atay. Osman Kavala ile ilgili bana göre net bir şeyin görüşü o değil. MHP dediğin daha radikaller ve işte onlardan etkileyen tırşıkçı, onların bir tane tetikçisi gibi daha olan genç kızları ifade eden AK Parti'nin kovduğu bir adam var. Tövbe estağfurullah. Neyse ama ben söylerim şimdi bazen. Yani var ama bak şunu unutma. Osman Kavala çıkacaktır, çıkacaktır yazan bir yazarı Tayyip Erdoğan öyle sahip çıkıyor. Ve bunu 6-7 kere yazdı. Belki zemin yoklaması için. Ama bunu kendi yapmaz diyorum. Fadi Rıfkı da kendi yapmazdı. Müzik devrimi olmalı. Hayda bu nereden çıktı? Diyebilirsin sen. Atatürk'ü çok seven ama Anadolu müzikiyi de çok seven bir adam. Fadi Rıfkı sen kendini uyduruyorsun. Sonra gördüm müzik devrimini yazarlar. Anladın mı demek istediğimi? Öyle bakma. Şimdi Fatih Altaylı'da da. Fatih Altaylı nasıl kendini kandırdı? Rasim Ozan eskiden beri benden nefret eder bu onun ezeyanları. Dedi mi? Dedi. Ne oldu? Ben orada ezeyan. Senin dediğin çıktı. Benim Selvi'den farkım şu. Selvi bu derece şeffaf değil. O görüş olarak geçiyor. Biz anlıyoruz. Ben diyorum ki ben bunu artık bugün geldiğim noktada kendim Norveçli görüyorum. Türkiye'deki bu rejim koalisyonunun da dışında görüyorum ama insanlara dürüst ve onurlu şekilde ne varsa onu söylemek benim görevim diyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Ama yani bazı şeyler söylenir ve olur. O dönem bazı yazarlar olur. Emin Çöreşan vardı eskiden. Minik evet, kuşçun derdi 2 hafta sonra olurdu. Evet. Yaşadınız mı o dönemi? Abi yaşadık. Yaşadık. Eşi, minik kuşu da onun eşiydi. Eşi ya da şey istihbarat. Yani öyle bakmak lazım. Diye düşünüyorum yani. İsmail Saymaz ve Abdülkadir Selmeses böyle. Sabri'cim seni böldük. Sen de bir Kürt Fadi Rıfkısı olarak bize Diyarbakır'ın sesiyle. Rica ederim. Henüz o kadar değil. Kürtler mesela bir şey diyeceğim. Hemen Sabri. Bak örnek. Buyurun. Demirtaş ailesinin Fadi Rıfkısı da İrfan Aktan'dır. Yanlış mı analizim? Bu çok doğru ama tabii bak. İrfan Aktay İrfan Aktan yani şey gibi ne derler? Saymaz ve Selvi kadar cesur değil. Böyle mi diyorum? Ama yansıtıyor. Yansıtıyor. Başak Demirtaş olay İrfan Aktan'dan çıktı. Tabii. Doğrudan şey zaten. Demirtaş'ın yani, siyaseti Demirtaş... bırakma kararı İrfan Aktan'dan çıktı. Evet. Selahattin Demirtaş'ın ben aday olayım dediği ama Kandil'in bunu reddettiği bilgisi İrfan Aktan'dan çıktı. Evet. Yani Selahattin Demirtaş'ın da Fadi Rıfkı Atay'ı ya da daha yakın örnek verelim Yavuz Dorat'ı diyelim. Evet. Süleyman Demirel önce Yavuz Dorat'a bir yazdırır mı? Ortamı yoklar mıydı? Doğru. Yoklardı. Onu bırak. Geçen bunu örnek verdim. Hani Fadi Rıfkı deyince Atatürk işler bozuluyor. Olur mu Fadi Rıfkımız büyük adamdı. Selvi kimmiş? Ya dedim o zaman size Arap dünyasından bir örnek. Muhammed Hasan Hüseyin Heykel diye bir yazar. Evet biliyorum. Al Ahram'ın evet. Baş yazarı ve genel yayın yönetmeni. O adam bir şey dedi mi Mısır devleti böyle düşünüyor dedi. Ve o tabii çok iyi İngilizcesi vardı. İngiltere'de, Amerika'da herkes ona bakardı. Hasan veya Hüseyin Heykel'in yazdı. Sayın Abdullah Gül'ün Fehmi Korusu. Fehmi Koru o da doğru. Evet. Fehmi Koru o da doğru. Evet. Değil mi? Mehmet Sabri'cim ya İrfan Aktar'ın da öyle bir işlevi vardır. Ya tabii ki herkes bu konuşma biçimidir. Belli yakın yazarlar vasıtasıyla görüşlerini açıklar. Mesela biz de 17-25 sürecinde devletin yapacağı hamleleri işte senden öğreniyorduk. Cem Küçük'ten öğreniyorduk. Abdülkadir senden öğreniyorduk. Rasim Ozan İstihbarat Teşkilatı, RIT, Rasim Ozan İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir yıldızlaştırdığım arkadaş vardı. O şimdi jandarmaların eline düşmüş. Neyse konuyu oraya getirmiyorum. Bir dakika ışıklar kapandı arkadaşlar. Ne oldu? Yanlışlık vardır. Biz fazla Fadi Rıfkı, Fadi Rıfkı deyince ışıklar. Evet Mehmet Sabri, sen analize devam et.
Ya bu İsmail Saymaz'la ilgili tek bir cümle kuracaktım hocam. Şimdi Türkiye'de iki kanal var biliyorsunuz, Sözcü TV ve A Haber. Bu kanallara çıkan insanlar ikinci, üçüncü programdan sonra dengelerini şaşırıyorlar. Yani bugün mesela İsmail Saymaz siz herhalde izlemiyorsunuz ama hakikaten izleseniz gerçekten hocam dengeleri şaşıyor. Yani böyle bir sinkaflı konuşmaya başlıyorlar. İsmail Saymaz mesela daha dün diyor ki Özgür Özel'e diyor ki halk seni diyor git göz ameliyatı ol diye seçmedi. Halk seni normalleş diye seçmedi. Yani Öyle mi dedi? Abi tabii sen biraz Ay, yeni mi? Sen Berlin'deki bir şeyler kaçırdın tabii. İsmail Saymaz hocam, Ekrem İmamoğlu'nun tabii. Yani Ekrem İmamoğlu'nun sesidir. Sabri kardeşim söyle devam etsin. Abi bir dakika ben bunu görmedim. Ben en son 9 gün önce gördüm, izledim, hatta konuştum. Sen 9 gündür gezmekte olduğun için. Bir dakika. Kaçırdın bu ya. Ya Özgür Özel'in normalleşmesi çok destekliyordu ya. Emin misiniz? Ya, neyse yarın konuşalım. Ama Ekrem İmamoğlu'yla bunu dedi mi hakikaten ya seni göz ameliyatı olsun diye bu halk seçmedi falan ya, mı dedi? Öyle atarım size. Programdan sonra size linki atarım. Bu şeyden ötürü olabilir acaba. Arapça tabelalar olayı. Ama ondan da rahatsız olmaması lazım ya. Hayır, hayır hocam sorun Allah da şu Allah. Zaten. Sorun da şu. Olur. Ha, söyle. Sorun da şu hocam. Neden bunların rahatsızlığının maddi somut bir karşılığı var? Şimdi bence Mustafa hocam çok haklı. Eğer hani şu Falih Rıfkı Atay motifinden devam edeceksek o İmamoğlu'nun Falih Rıfkı Atay'dır. Ve şimdi bugün şimdi ben Allah mesela Allah. İmamoğlu'nu yakın destekliyor ama İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir şey de var. Yani seni kadar iddialı söyleyemem ama maaşlı adamı diyeyim. Dur bir bakalım bir inceleyelim. Bir bakalım. İmamoğlu'nun emrinde. Bir bakalım ama tamam. Benim gördüğüm Özgür Özel'in bu sürecini tam destekliyordu. Bir bakalım bir göreceğiz. Dediğin gibi dengeler değişebilir Sabri'cim. Burası Orta Doğu. Ben eyvallah. Demek istediğim şu hocam. Özgür Özel'in önündeki en büyük engel Erdoğan karşıtlığından başka bir semeresi ve bir başka bir bildiği olmayan muhalefet bloğudur. Evet. Şimdi, doğru. Bu doğru. Dolayısıyla Özgür Özel Erdoğan'la ilgili, Özgür Özel İslamcılarla ilgili, Özgür Özel Kürtlerle ilgili, Özgür Özel Arapça tabelalarla ilgili, Özgür Özel göçmenlerle ilgili olumlu şeyler söylediğinde pırtlak gibi bazı rahatsız sesler duyuyor. Ya da Taha Hüseyin Karagöz müydü? Evet, Taha Hüseyin Karagöz herhalde değil mi? Evet, evet Taha Bey, evet. O da çok değerli bir gazeteci. Gazeteci beyefendi ile ilgili bir şey söylediğinde bu sözcü Sözcü TV, ben onları çok yakından takip ediyorum. Sözcü TV'de bazı rahatsızlıklar belirliyor. Ve bu rahatsızlıklar son derece provokatif, ironi adı altında elden aşağı vurmalar, hakarete vardırabilecek dalga geçmelere maruz kalıyor. Özgür Özel tam da bu tür şeylere maruz kalıyor. Ve bunu yapmalarının gerekçesi hocam, bunu yapmaların gerekçesi, Özgür Özel, bu benzetmeyi daha önce başka bir vesileyle kullanmıştım. Özgür Özel 31 Mart seçimlerinden sonra Umudumuz Şaban filmindeki Şaban karakteridir. Gerçekten. Tam da bu. Hayır, ya kusura bakmayın. Umudumuz Şaban karakteri. Vallahi Özgür Özel'e ve haksızlık etmiyor. Adam büyük adam birinci çıktı seçimlerden ya. Ya dediğiniz doğru galiba. Bir gireyim dedim. Ya ulan tabii. Bu Karslı var meşhur Karslı. Özgür Özel'in sağcılaşma sendromu diye baktım videosu çıktı karşıma. Levent. Ulan bu Karslı biz... Levent de bunu desteklemeyecekse bunlar var ya gerçekten dediğin ya doğru. O yüzden diyorum. Hemen kitle kuyukçuluğuna kaçıyorlar. Ya direkt Özgür Özel'in çok büyük bir iş yapıyor. Şu anda var ya Özgür Allah Bey, Ekrem Bey de Mansur Bey de geçmiştir. Yıldız ne yapıyor biliyor musun? Hep tabanıyla savaşıyor adam ya. Evet. Şey yapıyor. Helal olsun. Şimdi Ekrem Bey ne tarafa? Çok özür dilerim. Bu neye benziyor biliyor musun? Tayyip Bey diyorlardı. O zamanki Tayyip Bey. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen Kürtlere bunu yaptın. Milliyetçi değil misin sen? Milliyetçi değil misin sen? Diyordu. O ne dedi? Ben dedi milliyetçi. Her türlü milliyetçiyle ayağımın altına alırım dedi. Hep şok oldu. Git bunu Rize'de söylesene dediler. Git de Rize'de de söyledi. Söyledi. Şimdi Özgür Özel ona benzer bir şey yapıyor biliyor musun? İnanılmaz bir şey. Bak, yani Arapça, Kur'an diliyle dokunmayın. Kürtçü, ülkücü kökenli bir yazar bana Twitter'a... Ama ben yeniden söylüyorum. Bilmiyorum gelişmeleri. Bakacağım ama Ekrem İmamoğlu'na buradan sesleniyorum. Daha önce ağır bir kelime kullandım burada. Bu sefer başka söylüyorum. Vallahi de billahi de tallahi de. Özgür Özel'in yaptıkları Ekrem İmamoğlu'nun politik menfaatlerin aleyhine değil. Hatta ben orada Selvi'nin bile yazısını yanlış buluyorum. O böyle araları bozulsun istiyor tabii. Vallahi değil. Ben objektif ediyorum. Şu adaylık an, yarışması 4 yıl sonrasının kavgası bunun. Cumhurbaşkanı adaylığını Özgür Özel istemiyor. Bak Özgür öyle Özel de Ali Mahir başarır da parlamentarizme dönmek istiyor. Başaramazlar ayrı. Evet. Bak dikkat et. Sayın Cumhurbaşkanım dediler ona. Dikkat et. Hayır bana Cumhurbaşkanı demeyin. Ben CHP Genel Başkanıyım dedi.
Ben şunu biliyorum. O zaman şimdi söylettiniz bana. En son haberle söyleyecektim. Liderde ilk söylüyorum. Hadi söyle. Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır. Yani CHP'nin birinci ve ikinci adamı. Parlamenterizm istiyor kardeşim. Bunların niye Cumhurbaşkanı aday olmak değil. Muharrem İnce de istiyor. Ayrı bir konu. Bak orada Kılıçdaroğlu da istiyordu ama aday oldu. Mustafa Albayrak. Sen bu konuda malum tırşıkçıyla aynı sorusuna saygı duyuyorum. Tayyip o, Bey. Herkes Tayyip Bey. O Tayyip Bey kararı. Bak ben de burada. Bu şekilde devam ederse Özgür Özel 2028'in CHP muhalefetinin Cumhurbaşkanı adayı. Ama o zaman sen de dediğin zaman yarın alır bunu işte o Arap-Kürtler. Arap-Kürt karışım dediğin arkadaş. İşte bakın Özgür Özel fake aday olacak. Onların Tayyip söylemesi bunu engellemez ki. Peki Özgür Özel kazanacak, kazanabilir mi? O ayrı bir konu. Ben bilemem. Ona millet karar verecek. Şimdi o benim kararım. Ben muhalefetin adayını bak, söylüyorum. Seni bilemem ama ah ben bir şey söyleyeyim. Ona bizim yani sen iktidar, sen huyu bir Erdoğan'cısın. Tamam. Ben tarafsız Norveçliyim. Sabri kardeşim bir Kürt aydını. Biz muhalefetin adayına biz karışamayız ya. Yani. Bizim haddimiz yok. Ben gördüğümü söylüyorum. Sen gördün ama bir dakika Tayyip Bey yarın başbakanlık sistemine geçiyoruz dediğinde biz bir şey diyemeyiz. O onun kararı. Ben yanlış olduğunu söylerim. Yanlış olduğunu söylersin. Ben başkanlık sisteminden yanayım. Şimdi değil. Sen Mehmet Şimşek'e yanlış olduğunu söyledin. Evet. Ama seçti. Hala söylüyorum. Ama seçti mi? Seçti. 10 aydır saygı tabii, duyuyor musun? Evet. Ben de kızıyorum bazen Mehmet Şimşek yaptığı doğru evet. değildir diyor. Ama mühür kimin? Mühür onda. Ya tamam bir şey demiyoruz. Mühür onda mı? Ama ben bunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Söyleyersin. Sen onu söylersin. O ayrı bir şey. Ben ona karşı değilim. Ben senin çizgini de biliyorum. Ben senin nerede yumuşak, nerede sert olduğunu bilen bir adamım. Eyvallah. Ama burada ben Özgür Özel'in mantığını söylüyorum. Ekrem'in derdi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi politik şuurdan olmadan tespit ettiği için diyor ki ben 2008'de aday olayım. Yaptırmazlar diyorum. Olamaz daha. Seninle aynı fikirim. Yaptırmazlar oğlum, diyorum. Mansur yaparlar sebebini diyorum. Sebebini söylüyorum. Mavi vatana karşı çıktığı için. Chatham House'un adamı olduğu için. Ha, o Avrupa gerekçeleri. Ya sen ABC, devlet aydını olarak onu söylüyorum. Milli güvenlik için bir tehdit olduğunu düşündüğünden dolayı Sayın Ekrem İmamoğlu sen onu diyorsun. Ya, adayı da yapılamaz, sen, Cumhurbaşkanı da olamaz. Sen devlet perspektifini birebir aktardın. Ben milletimizin bekası ben için. Ben geliyorum. Ekrem İmamoğlu madem aday olamayacaksın. Bak adamlar açık açık söylüyor. Devlet aydını burada. Benim estağfurullah. Hayır, ben şahsi Mustafa Albayrak devlet aydını derken bunu bir tane. Ya haşa ben devlet adına konuşuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Devlet perspektifini yansıtıyor. İmamoğlu. O zaman sana sorayım Mehmet Sabri. Şimdi biraz biz Ankara'yı bırakalım Diyarbakır'a dönelim. Evet. Her ne kadar İstanbul'da da olsa şu an Ankara'nın sesi Mustafa Albayrak. Estağfurullah. Ben kendi Diyarbakır'ın sesi de Mehmet Sabri Görüldür. Aday olamayacaksa Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in şu yaptıklarından rahatsız olması, Özgür Özel'in Tayyip Bey'i ikna etmeye çalışarak başbakanlık sistemine dönelim çabasında olması, Ekrem İmamoğlu'nun menfaatlerine aykırı mı? Mustafa Albayrak'a aykırı, Mustafa Albayrak istemiyor. Gayet saygı duyuyorum yani başkanlık sisteminin dönmesini. Mansur Yavaş asla istemiyor. Diyor ki 2028'de ben geliyorum hakikaten de. Armut piş ağzıma düş gibi de gelebilir bilemeyiz. Devletin B planı. Yani baktığında İmamoğlu'nun, ben İsmail Saymaz olayını tetkik edeceğim. İsmail öyle bir hata yapıyorsa. Yapıyor. Vali Rıfkı olmaktan çıkar. Ekrem İmamoğlu'nun faaliyeti. Devlet içi kavga. Ya o doğru bir şey değil o. Ben onu doğru bulmuyorum. Bakacağız. Öyle bakacağız. Öneceğiz. Burada aslında İmamoğlu'yla Özgür Özel'in çıkarları çatışmıyor diyorum ben. Sen ne diyorsun Mehmet Sabri? Ben de çatışmadığını düşünüyorum ama galiba İmamoğlu ikimiz gibi düşünmüyor. Çünkü İmamoğlu... Galiba öyle. Onu bir tetkik edeceğiz. Ya linç ediyorlar. Mustafa Albayrak da diyor ki ama Ece Ünler, Fatih Altaylı İmamoğlu'dan değil. Onlar hatta iddia ediyorum. Bak burada söylüyorum. İmamoğlu Mansur Yavaş ikiye kalsın. O devletin yönlendirdiği. Onlar Mansur'u seçecek. Bak. Ha Soner Yalçın Ekremci olacaktır. O angaje olmuş o. O hem oraya angaje olmuş hem de söylemek istemediğimiz... Aday olabilir. Aday olamaz. Olamaz. Ama, bak diyorum. Ya da kaybetmesi %100 olacaksa şimdi, aday görsün. Kılıçdaroğlu gibi yani. Ama, şimdi Mehmet Sabri böyle bir denklemde baktığımızda sen nasıl bakıyorsun? Yani İmamoğlu sence de şu an Özgür Özel'e gizli gizli düşmanlık yapıyor mu? Mustafa Albayrak onu iddia ediyor. Evet. Ya hocam şimdi bunu... Bu soruya cevabım evet ama açık. Zaten eyvah. Siyasetin... O zaman bunlar gerçekten aptalca bir iş yapıyorlar. Aptalca bir iş yapıyorlar. Evet.
Ama hocam zaten siyasetin doğasında bu var. Yani bir parça bu rekabet var. Şimdi işin tuhaf tarafı şu hocam. Yani şimdi ben İmamoğlu'na çok yakın isimlerle de vakti zamanında oturdum. Sağ olsun onlar da bana hürmet ettiler. Bütün Abi. aykırı fikirlerime rağmen ben de onların bütün aykırı fikirlerine rağmen onlara hürmet ediyordum. Ve bana mesela söylediler. Yani dediler ki abimiz artık liderdir ve Cumhurbaşkanı olacak. Yani İmamoğlu Öyle bir Türkiye 2019 yoktu kardeşim. Hocam hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Evet. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri Cumhurbaşkanlığı için çalışan bir adam, ekiplerini buna göre seçiyor. Dolayısıyla şimdi burada kötü olan şu. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'deki seçme ve seçilme hakkına sahip olan herkesin hakkıdır. Mesele bu değil. Mesele İmamoğlu'nun kilitlendiği tek hedef orasıdır. Tabii. Ve Bunu herkes biliyor ya adam. Olmak istiyor. Ben buna da onun saygılıyım yani. ama Ama yapmazlar diyorum. akılsızca. Şimdi Yılmaz Eğer Vural fikrimiz Fenerbahçe'nin başına gelemez. Ben Yılmaz Vural'ı sevmediğim için söylemiyorum. Veya işte bak mesela Yılmaz Özdil'e bak. Özgür Özel'in plasebo muhalefeti. ya Bunlar neler diyor? der. Linç ediyorlar ya. Bunlar der ama Yılmaz Ekremcioğlu'ndan değil. Kemalist Ekrem Dolu, o olduğundan. var ya. Ekrem de en büyük Ekremci o. Ay, Sen bak demek ki Yılmaz Ekrem... Özdil Mansur Yavaş'ı destekleyecektir. Bak Ha görüyorsun. yok işte bak. Öyle mi Yanılıyorsun diyorsun? tabii o baştan beri Ekremci. Hocam Ekrem diyor. Evet. ben Bak Yılmaz yakına. Özdil Ekremci mi Mehmet Sabri? Ben Ben videolarını izliyorum. takip etmeyebilirim. Yani Mehmet Sabri Yılmaz Özdil Ekremci mi? Hem de ne Ekremci? Özgür'ün Hocam düşmanı. ben onları yakından takip ediyorum. Bu insanlar aynaya yani kendilerinden başka hiç kimseyi sahiplenmezler hocam. Bunlar He. tek kişilik bir koltuk sahibiler. Bunlar yarın öbür gün E yani hakikaten otobüs krizi şey gibi olduğunda olmasın. bunlar Ekrem İmamoğlu'nu linç etti. Otobüs krizi olduğunda Evet. malum. Yani hiç şey yok. Zaten hocam muhalefetin en büyük problemi politik ciddiyete sahip olmayıp bir ego patlaması yaşayan insanlardan ötürüdür. Yani şimdi mesela dönüp herkes Allah yani şimdi Yılmaz Özdiller şunlar bunlar ben açıkçası yani haya ederim onları entelektüel bir analize tabi tutmaktan. Onlar benim için entelektüel nesne olmamalılar. Yani onlar Yusuf Kaplan mesela evet. Yılmaz Özdil bunlar birbirlerinin muadili olan isimler ve bunlar hocam şeyden yani sürekli ben dilini kullanan, sürekli ego sunumu yapan, benlik sunumu yapan insanlar. Bunların bir politik ufku, bir politik programa riayeti ya da Yok tabii sadakati yok yok ki. doğru. Ben başka bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Şimdi Hayır buyurun dinliyoruz Özgür seni. Özel ve ben Mustafa Albayrak hocama müsaadenizle bir sitemde bulunacağım. Estağfurullah. Şimdi yani artık hocam tamamen samimiyetinize dayanarak bir de Tabii ki kardeşim. yani genç bir kardeşinizin samimiyetinden şüphe etmeyin lütfen. Yani lütfen artık benim partime hakaret etmekten vazgeçelim bu programda. Yani DEM Parti'den Estağfurullah. bahsediyorum. Hakaret yok. Hakaret etmedim. Çok ciddiyim. Eleştirmek ayrı, hakaret ayrı. Evet Sabri. DEM Parti konusuna gelelim. Sence Mustafa Albayrak devlet aydını Mustafa Albayrak Kürtlere hakaret mi ediyor? Aşağı. Yok, Kürtlere hakaret etmiyor da mesela artık şundan vazgeçelim hocam. Yani artık hakikaten de o momentte değiliz. Bugün DEM Parti'nin terör diye bir gündemi yok. Çünkü Türkiye içerisinde bir tane PKK militanı yok. Terör mesela çıkıp Artık. da bugün DEM Parti'ye ya sen PKK ile arana mesafe koyar mısın? Sana göre PKK terör örgütü müdür? Demek bu ne demek biliyor musunuz hocam? Bu şu demek. Hala yel değirmenlerinden şey yapar mıyız? Ne bileyim onlara karşı kılıç kuşanan Don Kişot olalım mı olmayalım. Bu artık başka bir mesele. Bu geçti artık. Bugün PKK illa bir Kürt partisinin sorunu olacaksa bu da KDP'nin sorunudur. Çünkü bugün PKK'nin varlığı Irak Barzani sınırları Partisi. içerisindedir. Barzanilerin sorunudur. Irak Kürdistan'ın sorunudur. DEM Parti'nin PKK ile ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Burada artık anlaşalım. Çünkü Türkiye değişti. Yani öbür türlüsü hocam biz Yani 15 Temmuz PKK'yı terör vakasını örgütü mü konuşmayız. kabul ediyor Dempar? DEM Parti için PKK bir mevzu bahis olamaz. Çünkü PKK'nin kendisi Ama Mehmet Türkiye'nin Sabri bitirsin sen öyle cevap ver. Evet Mehmet Sabri devam et. yok. Gözün Demek istediğim Dem şu Parti için hocam. artık PKK diye bir mevzu yoktur. Bir mevzu yoktur. Çünkü PKK Türkiye'de yoktur. PKK Türkiye'de olsaydı Dempar kendi Kürt seçmenine döner bakardı. Ya bunların akrabaları var mı içinde? Bunlar ona sempati duyuyorlar mı? Ya da bunlar ona bir vefa borcu hissediyorlar mı? Ona göre. Şimdi bugün hocam DEM Partisi kendi kitlesine sadık olduğu için zamanında PKK meselesini devletin resmi ideolojisi gibi almıyordu. Çünkü o diyordu ki ya benim kitlemin çoluğu çocuğu ölmüş dağda. Ya da diyor benim kitlemin hala çoluğu çocuğu dağda. Şimdi ben kendi seçmenlerime saygısızlık yapamam. Bu yüzden bu terör söylemi Türkiye resmi ideolojisi için
çok sıradan bir lafken Kürt Partisi için bu kadar da kolay edilebilir bir laf değil. Niye? Çünkü dediğim gibi yani seçmeninin oğlu, kızı, amcaoğlu, dayıoğlu yani hatta belki zamanında kendisine milislik yapmış, cezaevine girmiş, çıkmış bir seçmeni var. Partiler kendi seçmeninin hassasiyetlerini gözetirler ve demokrasi de budur. Bir ikinci mesele, bugün yaklaşık 8 yıl aradan sonra Kürtler yeniden belediyelerine kavuştular. Ve bu 8 yıl aradan çok sular akıp geçti. Yani ne biz 2015'teyiz, ne Türkiye 2015'te, ne CHP 2015'te, ne AK Parti 2015'te. Tabii çok değişti Türkiye, tabii ki. Tabii 2015'in bu şehir savaşları içerisinde ya da bu ne diyor Sur savaşları, Cizre savaşları gibi meseleleri artık önümüze getirmeyin. Çünkü biz de artık yeni bir Türkiye'ye gözlerimizi açan vatandaşlar olarak kabul görmek istiyoruz. Bir üçüncüsü, bugün DEM Parti'ye bir bayrak ve bir Atatürk ve tabii ki de Tayyip Erdoğan provokasyonu yapılıyor. Bugün DEM Parti'nin birincil yöneticilerinden tutalım, bütün belediye başkanları bizim İstiklal Marşı'yla ve bizim Atatürk'le hatta bizim Cumhurbaşkanımızla bir sorunumuz yok dediler. Bunu ispat etmek için kalktılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve Atatürk'ün fotoğrafını astılar. Üstelik hiçbir gereği yokken, hiçbir yasal mecburiyeti yokken, belediyelerde, belediyelerin girişine bayrak asılma zorunluluğu yokken bunu yaptılar. Bunu ne için yapıyorlar? Ya notlarını bunu alıyoruz artık, değil mi? Cevap vereceksin. Evet, evet Mehmet abiciğim dinliyoruz bunu, seni. Bunu ne için yaptılar? Bunu artık bizi gördüğünüzde terörle ilgili bir şey sormayın. Bizi gördüğünüzde Atatürk'le ilgili bir şey sormayın. Çünkü bizim bunlarla ilgili bir meselemiz yok. Biz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Biz seçildiğimiz belediyelerde seçmenimizin bize verdiği belediyeleri layıkıyla yönetmek istiyoruz. Bugün DEM Parti'nin birinci özelliği bu. DEM Parti'nin önünde bir takım meydan okumalar var. Bu meydan okumalardan bir tanesi, bunu çok kısa keseceğim çünkü başka bir programın konusu olabilir. Bugün mesela CHP, DEM Parti'yi kendisine ilhak etmek istiyor. Özgür Özel'in de birinci projesi budur. Çünkü bir şekilde Kürtleri Özgür Özel'e, İmamoğlu'na borçlandırma stratejisini uyguluyorlar. Mustafa Hocam hani sizin şaka yolu esprinizi devam ettirerek hani devlet aydını ya da devletin hassasiyetlerini ön plana çıkaran aydın olarak aydın olan Mustafa Albayrak Hocam'dan ricam şu. Bugün Kürtler CHP'ye borçlu olmamalılar. Bugün Kürtler CHP ile aralarına mesafe koymak zorundalar. Bu Kürtlerin selameti için de geçerli. DEM Parti'nin parti hürriyetini koruması için de geçerli. Ama devletten ya da devletin reflekslerini bağrında taşıyan insanlardan sürekli hakaret işitir, sürekli terör ya da eski Türkiye'nin dışlama stratejilerine maruz kalırlarsa bütün Kürtler giderler İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in arkasında kümelenirler. Zaten kümelenir. Canlı... Bütün Kürtler değil de yarısı DEM Partililer. DEM Partili Kürtlerden bahsediyorum. Hocam, Ekrem Bey'in peşine takılmış durumdalar. Ekrem Bey de bunu biliyor. Evet, ama buna karşı hamle yapan kim? Özgür Bey de mütedeyyin ve muhafazakar kesime göz kırpıyor. Ben bunu da anlıyorum. Evet. Evet ama işte bize düşen Özgür Özel'in de Demir şeyin de Ekrem İmamoğlu'nun da bedavadan İslamcı ve Kürt seçmen kapmasının önüne geçmektir. Çünkü bu hem İslamcılara, İslamcı partilere hem de Kürt partisine, DEM partisine zarar veriyor. Çünkü bu farkında olmadan Kürtleri ve İslamcıları beleş yola ilhak etmek anlamına geliyor CHP'ye. İkinci bir şey daha söyleyeceğim hocam. Bunu ilk defa barometrede söyleyelim. Şimdi evet. Ahmet Spor şampiyonluk kutlamaları yapıyor. Ben de oradaydım. Ve doğru. Aziz el aldı. Aziz el aldı. Başlıyor, mikrofonu almış, konuşuyor. Büyük bir ihtimalle de birinin kulağına fısıldadığı isimlerden bahsediyor. İşte Sezgin Tanrıkul'una teşekkür ediyoruz diyor. İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz diyor. Özgür Özel'e teşekkür ediyoruz diyor. Ahmet Spor ya sen niye Özgür Özel'e teşekkür ediyorsun? Tabii canım öyle saçmalık olur mu ya? Tabii. Tuncay Bakırhan'a teşekkür ediyoruz diyor ve duruyor. Halk sinirleniyor. Halk sinirleniyor. Diyor ki SLO Başkan. Aziz el aldı. Ahmet Spor Genel Başkanı anlamıyor. Ne dedi diye danışmanı çağırıyor. Selahattin Demirtaş'a teşekkür istiyor halk tabii değil mi? Aynen öyle. Demirtaş'a teşekkür et diye halk sitem ediyor. Şimdi burada Ahmet Spor Genel Başkanı bile Selahattin Demirtaş'ın ismini unuttu. Şimdi iyi niyetle ya da art niyetle mesele önemli değil.
Evet Sabri, bir virgül Mustafa koyalım Hocam, istersen. Senin Kürt aydını olarak ifade ettiklerine bir de devlet aydını Mustafa olarak cevap versin. Bir cümleyle bir cümle daha kurabilir miyim hocam? Tabii, sadece buyurun, hocama, buyurun. Hocama bana olan sevgisine dayanarak onun sabrının sınırlarını zorluyorum. Kesinlikle estağfurullah. Biz Kürtler sizin yüzünüzden CHP'li olmak üzereyiz. Lütfen o jargondan ve o tavırdan vazgeçin. İşte sistemin evet, buydu. Kürtler senin gibi devlet aydınları yüzünden CHP'li olmak üzere mi? Mehmet Sabri Akgönül'ün bu tezleri neler söyleyeceksin? Şimdi Mehmet kardeşim tabii klasik bir Diyarbakır evladı olarak çok duygusal bir konuşma yaptı. Evet. Kendisi olan sevgimi kendisi biliyor. Dürüstlüğünden, samimiyetinden hiç şüphem yok. Bana karşı her türlü sitem edebilir. İnsan sevdiğine sitem eder. Samimi gördüğüne sitem eder. Öbürüne zaten düşmanlık besler yani samimi görmediğine sitem etmesin. Sözleri baş tacı eyvallah. Her türlü eleştirisine cevap vermek isterim. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tekrar Rasim kardeşime itiraz edeceğim. Ben devlet aydını falan değilim. Sadece benim görüşlerim devletimizin görüşlerinden paralellik gösteriyorsa ben bundan mutlu olurum. Neden? Ben bu topraklar üzerine devletsiz yaşanmayacağına inanan bir insanım. Yani bir millet anasız büyür, babasız büyür. Fakat devletsiz, vatansız büyüyemez. Yani devletin olmadığı ülkeleri görüyoruz. Irak'ın durumunu görüyoruz. Suriye'nin durumunu görüyoruz. Afganistan durumunu görüyoruz. Biz de mi aynısı olalım Allah korusun? Tabii ki başımızda devletimiz olsun. Ha, devletimizi yöneten insanlar her zaman bizimle aynı görüşte olmayabiliyorlar. İşte bugün biz ne kullanıyoruz? Latin alfabesi. Ben 1 Kasım 1928 yılında mecliste olsam bir anda Arap harflerinin bırakılıp karşı çıkardım. Latin alfabesine geçilmesine karşı oy kaldırırdım. Ama bununla doğduk büyüdük. Bu ülkede hani Cumhuriyet nesilli olarak ne yaptık? Latin alfabesinden yazıp çizmeyi öğrendik. Siz de öyle. Ve bununla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu o gün yapılanın doğru olduğunu kabul etmemizi göstermez. Kabul ettiğimizi göstermez. Evet. Lakin devletsiz bir toplum, bir millet düşünemeyeceğimiz için ben devletimizi zaafa uğratacak, devleti gevşetecek eyaletlere veya gevşek federatif sistemlere kapı açacak her türlü oluşuma karşıyım. Değil ki devlete silah sıkan bir örgüte müsamaha göstereyim. Şimdi Mehmet Sabri kardeşim. Ben de karşıyım. Tabii ki. Söylemek istedim. Karşısınız ama şimdi bu şöyle olurdu. Biz tasavvuf ekolü, tarikat ekolü savunan dindar arkadaşlarla geleneksel ekol tartışırken derdim ki siz Allah ve Resulünden başka ki Resulü de hata edebilir. Zelle evet. Asıl olur derdik. Peygamberler de hata edebilir. Beşerdir. Ama Allah tarafından düzeltilir. Bunun haricinde hiçbir insanın günahsız olduğuna inanıyor musunuz? Hata yapmadan yaşayacağına. Buna sahabenin en üst dündeki 4 isim Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimize dahil bu insanların da hata yapabileceğine inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyoruz. Peki dünyanın hiçbir Müslümanı sahabenin ehl-i sünnet itikadının anlayışı budur. Tarikatlar ve tasavvuf ehli de ehl-i sünnetin birer parçası olduğunu söylerler. Doğrusu da budur. Peki hiçbir Müslüman sahabeden daha kıymetli bir derecede olabilir mi? Yani Allah katında en üstün Müslüman nesil ehl-i sünnet itikadında ashab-ı kerem değil midir? Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi dahi, Hazreti Peygamber'de onlarca yıl savaşmış olan Ebu Sufyan dahi, Halid bin Velid dahi sonradan Müslüman oldular. Müslüman oldukları için ve sahabe oldukları için Hint gibi Hazreti Hamza Efendimiz'in ciğerini parçalayıp yemeye çalışan vahşi bir kadın bile sahabe olup Çağrı filminde herkes biliyor evet, tabii olayı. Hadis ravisi kabul edildiğine evet. Göre. Hadis rivayetçilerinin en önemlilerinden biri. Siz şeyhinizin, mürşidinizin hatasız, hatadan münezzeh olduğunu kabul ediyor musunuz? Yok etmiyoruz. Diyorum ki peki şeyhiniz şu konuda hata yapmış olabilir mi? Olamaz. Yani şeyhim hata yapmaz sen diyor. Sen tasavvuf ekolüne karşı rasyonel ekol. Benimki aslında ehl-i sünnet ekolü. Rasyonel. Ehl-i sünnet ekolü de şeyhleri masum kabul etmez. Mesela Şia'da imamlar hocam, masumdur. Hocam bir şeyde işaret etmek istiyor hocam. Evet.
Şimdi lafa geldiği zaman evet, peygamberden başka herkes hata edebilir ve eleştirilebilir. Sahabe de olsa zaten Kur'an-ı Kerim'de evet. Cenab-ı Allah peygamberi ve sahabeyi bile eleştiriyor. Evet. Birçok surede, Abese suresinde, Ali İmran suresinde 3-5 tane, 10 tane belki bu şekilde ayet var. Ashab-ı Keram'ı ve peygamberimizi eleştiriyor. Onları çeviklerin tabiriyle söylüyorum. Veya Kernevir'in tabiriyle. Yani makas değiştirmiş de rayını oturtturuyor Cenab-ı Allah evet, Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi sevgili Mehmet Sabri kardeşim de tasavvufçu kardeşlerimiz gibi. Evet, diyor ki şiddete karşıyım. PKK'nın yapmış olduğu, uygulamış olduğu şiddete karşıyım. Bu bir metot, yanlış bir metottur. Ama PKK terör örgütüdür. Der misiniz? Veya bugüne kadar terör uygulamıştır. Bakın sadece Türkiye içerisinde olması şart değil. Avrupa'da da terör uyguluyor, şiddet uyguluyor. Dükkanlardan haraç topluyor. Kuzey Irak'ta... Eğer bu soruya bir daha muhatap... hocam özür dilerim. Bu soruya bir daha muhatap olmayacaksam cevap vermek isterim. Evet, yani ilk ve son kez muhatap olayım. Yok yok ama Mehmet Sabri'ye böyle bir şey sormuyorsun sen. Sen onu dem para soruyorsun. Tabii ben dem para soruyorum. Mehmet Sabri kardeşimin ben PKK'ya terör örgütüdür diyeceğine inanıyorum. En azından umuyorum. Şimdi ama bu Mehmet Sabri kardeşim bunu söylemesi önemli değil ama ki. Ama bunu bizim Türklerin dayatması da doğru bir şey değil. Yani bir ben diyorum bak ama, ben PKK terör örgütüdür diyorum. Ama bir Kürt'e bunu söyle diye dayatmak. Ama Batasuna'ya söyle diye dayatıyor Avrupa Birliği. Yani bir Kürt'e bunu hani Müslümanlara, dindarlara eskiden sorarlar. Bana sor. Medeni misin bana sen? Bana bin kere de ki IŞİD terör örgütüdür. Alçak bir örgüttür. Kürt ayrı bir şey ama eskiden ne hatırlıyor? 28 Şubat'ta. Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyor musun? Ben bir şey söyleyeyim bak. Seviyor musun sevmiyorsun demiyorum. Yani ama onu aksine, çok... Bak, burada... Ya hatırlıyor musun bir kızı? Dedi ki başıma bir şey gelmiş. Evet. Sevmiyorum dedi. Evet dedi. Kızı yine tutukladılar. Tutuklamadılar da ifadeye çağırdılar. Tabii. Nuray Bezirgen'e. Tabii. Yani anlıyorum ben seni ama hani bunu. Bu öyle değil bak. PKK'nın terör örgütü olduğunu söylemeyen. Sen konuşuyorsun bak. Siyasi partiye söylerim ama bir insana sormayı da o. Bak diyorum ki Kemal Burkay gibi Türkiye ortadan ikiye bölünsün. Kürt devleti kurulsun demek serbest olsun diyorum. Ama Mehmetçi'ye, polise, askere, memura, sivile kurşun evet. Sıkan adamı da kına ya. Kına. Ya evet. Bedava kınaması Mehmet kardeşim. Mehmet Sabri sen de bu konuda bu perspektife ne diyorsun? Seni dinleyelim. Yani şöyle bir durum var hocam. PKK terör eylemlerini uygulayan bir partidir. Bir siyasal biçim olarak terör... Heh. Bunu demez zaten tamam. PKK terör yöntemlerini uyguluyorsa tamam işte. Yeter demişim. Yeter demişim. İlla ki terör örgütü dönemesi. Ama bir yandan da tabii sırf şiddet için şiddet örgütü değil. Siyasi amaçları siyasi olan bir yapı. Var. Herhalde var. IŞİD'in de var siyasi amaçları. Partiye kakaran Kürdistan değil mi? Tabii Kürdistan işçi partisi. Ya bıraksa var ya bak şiddet eylemini bıraksa herkes otur dinler. Sen şunu diyorsun. Silahı bırakın gelin düz ovada siyaset yapın. Siyaset yapın tabii Mehmet Ağar'ın, Sayın Mehmet Ağar'ın söylediğini söylüyorum. Gersiniz zaten yapıyorlar da. Kabul et Mehmet Ağar'da. Sen de devlet bu insanlarsın. Zorunlu. Hayır ben Mehmet... Ya fikirlerim herkesten uyuşabilir. Ama bir dakika Mehmet Sabri sen de Mehmet Ağar'ı sevmediğini tahmin ediyorum ama düz ovada siyaset lafı doğru laftı değil mi? Öyle 2006 senesi için. Evet çok çok, çok cesur bir laftı yani. Tabii. Evet, değil mi? Tebrik öyle ediyorum öyle. Mehmet Ağar'ı o konuda. Ve şey de yani o şimdi bu düz ovada siyaset yapına PKK'li kurmayların verdiği cevap biz hazırız. Siz peki yani retorik mi yapıyorsunuz dediler Mehmet Ağar'a. Şimdi dolayısıyla biz de böyle evet. Bir soru sorabiliriz. Bir de şimdi ben hocamı bölmeyeyim. Tek bir cümle kuracağım. Terör meselesi... Son cümleleri edelim ondan sonra kapatıyoruz Sabri'ciğim. Evet. Tamam. Terör meselesi nasılsa Türkiye'nin sınırlarının ötesine çıkmışsa biz Türkiye sınırları içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da artık bu konuyla muhatap olmak istemiyoruz. Demek istediğim buydu benim. Eyvallah. Tamam. Evet. Baş tacı. Çok teşekkürüm Mehmet Sabri'cim. Çok yine güzel bir gün bir programı oldu. Da Diyarbakır surlarının dibinde yapalım. Diyarbakır'a gidelim ama surları sırlaya fısıldayan şehir deyip sonra da Kürt ve Arap olduğunu inkar edenlerden olmayalım. Olmayalım. Onu demiş miydi hakikaten? Ece Öner evet, Mehmet evet. Sabri. Demişti, bu arada bunu söyleyelim. Belki ilgilisi kitabı alır okur. Şehmus Dike'nin kitabının ismidir bu. Sırlarını surlarına fısıldayan onu şehir. Onu Osman Baydemir'e söylüyordu. Baydemir de harikasın, canımsın evet. Falan diyordu. Evet şunu diyordu. Diyordu ki ya diyor, ben size bir sır verdim. Ama siz diyor bunu afişe ettiniz. Acaba diyor siz sırlarını surlarına fısıldayan şehrin belediye başkanı olduğunuzdan ötürü mü bunu
afişe ettiniz. Şeyde niye korkuyor bundan ya? Ya ninesinin Kürt olduğunu söylemekten niye korkuyor ya? İşte, bu eziklik, ben buna karşıyım işte. Ama biraz da belki de diyecek ki Türkiye'de kardeşim aşırı milliyetçi atmosfer var. Ben Türk olmak zorundayım diyecek. Şu anda öyle bir şey yok ya. İstedi söyleyebilir işte kardeşim, çıkmış ben Kürt'üm diyor. O zaman sizin bizim Rum arkadaş niye? Ben Rum değilim diyor. Ya Rum olup farklı, onun dini de değişir. Bak şimdi. Abi bak dindar adam. Tam hayır yani Rum. Şimdi ama Rumlar genel olarak millet olarak Hristiyandır. Bir insana sen Rum dediğin zaman kendi anlatırken niye 6 sene sonra inkar ettin? O zaman iklim farklı esiyordu. Demek ki şöyle bitireyim. Sayın seyirciler, 43 yaşındayım. Ve şunu gördüm. İnsanların fikirleri yoktu. Fikirlerin insanları vardır. O fikirlerin insanları olmayan sıradan insanlar, yani fikirlerin insanları olmayanlar konjonktür hazretlerinin kontrolünde. Bakın Veli Küçük bile 2014'te çıktığında bakın neler söylüyor. Sosyalist. Yani konjonktür. Bunu da Mustafa Albayrak, ben bunu dediğim zaman şunu bana demişti, unutmuyorum. Rasimciğim dedi, ben dedi tefsir tarihini inceledim. Tefsir tarihinde de her zaman konjonktürün baskın geldiğini gördüm. Ve babam annem gibi olmam yeterli dedim. Doğru. Ninem gibi, dedem gibi. İnsanlara ya kimse soyunu sopunu inkar etmesin. Fikirlerini söyleten genelde konjonktür. İnsanları çok öyle önemli varlıklar görmeyin. Genelde rüzgarla savrulan bir yapraktan farksızdırlar. Bunu da söyleyin. Maalesef ya, çok böyle fikir insanları. Ama işte farklı insanlar da var. Hayır, gerçekten fikirleri olan insanlar hariç. Evet, fikir ekollerinin yapısında olan fikirler. Doğru. Olay bu. Şükür. Tabii hocam, Türkiye güçlü bir ülkedir. Biz Türkiye'de 90'larda, 2000'lerde, 2020'lerde aynı fikri savunan bir sürü entelektüel aydın gördük. Hem solculardan hem İslamcılardan çok gördük. Hem ama çok gördük. Bak. Benzer fikirleri seninle geçen konuştuk. Savunanlar da yeni durumu teşhis etmediler. Deva da ondan çöktü. Evet. Özgürlükçü tabii fikirleri savundu. Ama bugünü teşhis edemediği için ben Orivetti daktiloyu getiriyorum dedi. Halk da daktiloyu kafasında patladı. Deva en çok nereden çöktü biliyor musun? Bu olay. Bir cümleyle. Bir cümleyle söyleyeyim. Sayın Ali Babacan dedi ki İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız dedi. Evet, sen yine devlet orada perspektifi yine konuştu. Evet sevgili Sabri, devlet bu yayına el koymadan bitirelim. Sabri bir şey var mı? Tamam. Ama çabuk bitirmemiz lazım. Bir mesaj var Mustafa Hocama yönelik. Söylesen hemen söyle, kapatıyoruz. Diyor ki çok güzel gol attın son dakikalarda Mustafa Albayrak Hoca, ne güzel topu taca attı usta topçu Albayrak. Hayda, haftaya Diyarbakır'a selam ediyoruz. Haftaya bunu konuşalım. En az Ahmet Kaya kadar Diyarbakır'ı seviyorum. Haydi sevgili selamlar. Başka bir istedim.